Değerli konuklar, saygıdeğer meslektaşlarımız. Global Menkul Değerler Anonim Şirketi tarafından odamız ev sahipliğinde düzenlemiş olduğumuz 2024 piyasa yönüne dair öngörüler ile temel analize giriş konulu seminerimize hoş geldiniz. Global Menkul Değerler Anonim Şirketi Araştırma Direktörü Sayın Banu Dirim, ekonomist Sayın Özlem Elbaşı ve analist Sayın Emrah Parla'nın sunumlarında gerçekleşecek olan bugünkü programımızda konuya dair kendilerinden ayrıntılı bilgi edineceğiz. Sunumlarını yapmak üzere sözü konuklarımıza vermeden önce günün açılış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkanımız Hüseyin Ali'yi kürsüye davet ediyorum. Çağdaş çarpıyor mu hala? Emin misin? Evet sevgili meslektaşlarım, güzel bir hafta sonunda hepiniz hoş geldiniz. İstedik ki yoğun meslek takvimi arasında ve enflasyon muhasebesinin baskılarının arasında bir nefes alalım. Farkındalık olsun. Meslektaşlarımızın aslında bir kısmının bu alanda hem yatırımı hem de ilgisi olduğunu biliyoruz. Bu konuyla ilgili daha önce birkaç kez de farkındalık semineri yaptık. Umarım bugün de faydalı bir seminer olur. Ben şirket yetkilileriyle girişte yaptığım görüşmede sunumu salı gününden sonra YouTube kanalımıza yükleyeceğiz. Olası kafanıza takılan ya da sormakla ilgili tereddüt duyduğunuz bir şey olursa sunumlar orada olacak. Ama salonda ilk kez olduğunu düşündüğümüz ya da daha önce kayıt yaptırmamış olan meslektaşlarımın da bu arada YouTube kanalına mutlaka kayıt olması. Kayıt paralı değil ve oraya girdiğinizde bildirimleri de açmanızı tavsiye ediyorum ki yükleme tamamlandığında size bu konuyla ilgili bildirim gelsin. Hafta sonu eğitimlerimizde birkaç şey daha yapıyoruz arkadaşlar. Artık alışık olduğumuz üzere bugün çok da güzel bir hava var. Bahar geliyor Bursa'ya yavaş yavaş. Önümüzdeki hafta ayın 16'sında Cuma günü saat 2:30'dan sonra TÜRMOP yöneticilerimizle yine burada buluşacağız. Belki sosyal medyadan ve duyurularımızdan görmüşsünüzdür. Biliyorsunuz bu dönem Bursa'nın en güçlü olduğu dönem TÜRMOP'ta. İki yönetim kurulu üyesi, bir denetleme kurulu başkanı, iki tane de atanmış kurul üyesiyle toplam 5 kişiyle temsil ediliyoruz. Ve yaklaşık 3 yıllık görev sürelerinin onların da 1,5 yıllık kısmı tamamlanmış olacak. Ben meslektaşlarımın 1,5 yılda neler yapıldığını ve önümüzdeki 1,5 yılda neler yapılacağını merak ettiklerini düşünerek böyle bir organizasyonu yönetim kurulumuz tarafından yaptık. Salonda olunuz. TÜRMOP yöneticilerimiz burada. Canlı yayın yok ama YouTube'da olacağı için oradan izleyecek meslektaşlarıma da söylüyorum. Yönetim kurulu size bu alanı açtı. Her bir yönetim kurulu üyemiz, denetleme kurulu üyemiz ya da kurulu üyemize hem geçmiş çalışma dönemi hem de gelecek dönemle ilgili soracaklarınız mutlaka vardır ya da tavsiyeleriniz vardır. TÜRMOP nerede dememek için 16'sı Cuma günü öğleden sonra 2:30'da hepinizi buraya bekliyorum. Yine 1-7 Mart muhasebe haftası ve 8 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü ile ilgili odamızın etkinlik takvimi yakında sizlerin huzurlarında açıklanacak ve bu takvimin içerisinde de birlikte olmayı, etkili olarak birlikte olmayı umuyorum. Bir yakın duyurumuzda ayın 13'ünde zirve yazılımın İki bayisinden biri burada sanıyorum. Diğeri yok bugün ama Tamer Bey burada. 13'ünde benim de katılacağım enflasyon muhasebesiyle ilgili program bazlı ya da programla entegre olacak şekilde bir eğitimimiz daha olacak. Odayla zirve yazılımın birlikte düzenlemiş olduğu. Burada değil, Osman Gazi Salonu sanıyorum Merinos'ta. Orhan Gazi Salonu'nda. Bütün meslektaşlarımızı oraya da bekliyorum. Sözü çok uzatmadan
hepinizin bu alanda da maksimum bilgilenmesini umuyor. Başarılı bir seminer olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Oda Başkanımız Hüseyin Ali'ye açış konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Hazırlamış oldukları program sunumunu yapmak üzere Global Menkul Değerler Anonim Şirketi'nden Sayın Bahar Lafçı'yı kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Merhaba. Sayın Başkan, değerli üyeler, saygıdeğer konuklar. Öncelikle ben de sizleri Global Menkul Değerler'in tüm çalışanları ve yöneticileri adına saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada sizlerle birlikte bulunmak bizler için son derece kıymetli. Biz buraya İstanbul'dan Genel Müdürümüz ve Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Gülşema Doğançay önderliğinde güçlü bir ekiple geldik. Birazdan sunumlarını yapacak olan arkadaşlarım 2024 yılında yatırım stratejileri, bu stratejileri nasıl uygulamamız gerektiği konusunda önce bir genel bilgilendirme, ardından da eğitim olarak tanımlayabileceğimiz bir temel analiz konu başlıklı sunumda bulunacaklar. Onun öncesinde dediğim gibi biz buraya oldukça güçlü bir ekiple geldik ve burada da oldukça güçlü bir ekibimiz de var. Sizlerle bir araya gelmemize vesile olan Bursa Şubemizin değerli müdüresi Gülgün Hanım ve ekibi de burada. Kendileriyle de arada ya da sonrasında dilediğiniz şekilde iletişimde bulunabilirsiniz. Biz bu iletişimi daha kolay tesis edebilmek üzere minik kartlar hazırlamıştık. O kartlardan bize dilediğiniz zaman isterseniz arayarak, isterseniz de oradaki QR kodları okutarak iletişimde bulunabilirsiniz. Bursa Şube bizim için son derece önemli. Bursa şehri bizim için son derece önemli. Özellikle Genel Müdürümüz Gülşema Doğançay birazdan kendisi sizi şahsi olarak selamlamak istedi. O da konuşmasında mutlaka anlatacaktır. Değerli vakitlerinizi bize ayırdığınız için, bizimle birlikte burada olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Birlikteliğimizin sadece bu seminerle, bu toplantıyla değil, sonrasında kuracağımız güçlü ilişkilerle de devamını diliyoruz. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler şimdiden buralara kadar gelip bizi dinlediğiniz için. Araştırma bölümü direktörü Banu Dirim ben. Özlem Mutcan Elbaşı ekonomist ve banka analisti olarak görev yapıyor ekibimizde ve Emrah Parlan da teknik analistimiz. Bir süredir beraber çalışıyoruz. Gül Hanım'ın söylediklerine ben şöyle hemen bir ekleme yaparak başlamak istiyorum. Araştırma her kurumda aslında benzer bir iş ama tabii farklı bakış açılarıyla yapılır. Biz globalde teknik ve temel analizi bir arada kullanarak mümkün olduğunca çok fikir yaratmaya ve bu fikri anlık olarak müşterilerimize hızlı bir şekilde iletmeyi hedefliyoruz. Bunun önemine inanıyoruz. Çok fazla hisse senedi var borsada işlem gören ve çok da fazla aslında hareket gerçekleşiyor. Çok fazla fikir için çok fazla sinyal alıyoruz. Biz bunları mümkün olduğunca sizlerin yerine değerlendirip sonuçlar üretmeye çalışıyoruz. Özellikle GOL uygulamasından bahsetti Gülşeyma Hanım. Bu çok değerli bizim için. Hızlı bir şekilde bu fikirleri iletmek için elimizden geldiğince bunu da bu kanalda kullanıyoruz. Burada 2024 strateji raporumuzdan bahsedeceğiz. Hangi temellere dayandırdığımız, nasıl bir ilk yarı öngördüğümüz ve işte hangi hisselere daha çok odaklandığımızdan biraz bahsedeceğiz. Bunları biraz detaylandırmaya çalışacağız. Ben öncelikle sözü Özlem'e vermek istiyorum. Biraz ekonomi konusunu şöyle bir toparlamak istedik sunumumuzun ilk kısmında. Tabii ki çok daha hareketli bir gündem var. Her gün de değişiyor. Türkiye'miz çok dinamik bir ülke. O yüzden ama genel hatlarını da bilip nereye dayandırıyoruz stratejimizi onu da bilgilendirmek, tekrar üzerinden geçip kısaca bir özetlemek istedik. Ben sözü Özlem'e veriyorum şimdi. Sesim geliyor. Ben ayakta anlatacağım. Şöyle öne geçeyim.
Banu Hanım da bahsetti. Öncelikle model portföylerimizi oluştururken uzun vadeli ve kısa vadeli birazdan Banu Hanım anlatacak. Stratejimizi oluştururken aslında dünyada ne oluyor ve Türkiye'de ne oluyor bunlara baktık ve 2024 yılındaki beklentiler nedir? Bizim beklentilerimiz nedir? Aslında biraz buna göre inşa ettik. Çünkü dünyanın gidişatını ve ekonomik gidişatı anlamadan bu stratejileri oluşturmak da doğru olmuyor açıkçası. Dolayısıyla öncelikle bir yani neler olup bitiyor? Önce yurt dışında sonra da yurt içinde neler olup bitiyor bakacağız. Türkiye olarak bildiğiniz üzere ABD ekonomisinden, ABD'den ve en çok Avrupa'dan etkileniyoruz. Dolayısıyla biz burada Amerika'da ne oluyor? Euro bölgesinde ne oluyor? Daha çok biraz onun tablosunu çizeceğiz. Oradaki etkiler bize nasıl yansıyor ve bizim burada bize aktarılan yeni ekonomi yönetimi tarafından aktarılan orta vadeli planlar nedir? Merkez Bankası'nın bize çizdiği yol nedir? Biraz onlardan bahsedip sonra da hisse tarafına geçeceğiz. Şimdi baktığımızda nasıl bir 2024 yılı bekliyoruz diye baktığımızda Amerika'da bildiğiniz üzere pandemi öncesinde enflasyon oranları görece %2 Fed'in hedeflediği bir enflasyon seviyesindeydi. Ancak pandemiyle birlikte gerek sübvansiyonlar, teşviklerle birlikte bir enflasyon oranlarında bir artma, bir sıçrama gördük ve özellikle Ağustos 2022 yılında bu pik seviyesine ulaştı. Aslına baktığımızda bu Amerika ekonomisinin için oldukça yüksek bir 1980 yılından beri ulaşılan en yüksek zirve noktasıydı. Dolayısıyla tarihi zirvelerine ulaştığı için orada güdülen para politikası yaklaşık %0-0.25 aralığında artık biraz da gecikmeli de olsa Mart 2022'den itibaren Amerika'da bir parasal sıkılaşmanın devreye girdiğini görüyoruz. Yaklaşık 1,5 yıldır bu parasal sıkılaşma devam etti ve en son Kasım ayında %5,25 ile 5,5 aralığına kadar yükseltildi Amerika'da faizler. Tabii Amerika'da faizler yükseltince ne oluyor? Herkes güvenli liman olan Amerika'ya geri kaçıyor ve gelişmekte olan ülkelerle ilgili birazcık daha ilgi bu dönemde birazcık düştü. Ancak bildiğiniz üzere şu anda artık Amerika'da faizler sabit bırakıldı ve Fed bekle ve gör dönemine girdi. Burada önemli olan Amerika için yumuşak iniş senaryosuydu. Yani büyümeyi de yani büyümenin yara almadan enflasyonun da kademeli olarak düşürülmesi amaçlanıyordu ve gerçekten burada çok başarılı bir politika izlendi ve hem büyüme kısmında istihdam konusunda çok da yaralar açmadan büyümeyi de güzel bir seviyede tutarak bu politikayı gerçekleştirdiler ve şu anda orada faizler sabit ve bekle gör dönemindeler. Burada piyasanın beklentisi bu bekle gör döneminin Mart'ta sona ermesi ve faizlerin Amerika'da indirilmesi yönündeydi ama bizim bu strateji raporunda da bahsettiğimiz gibi biz daha çok Mayıs ayının itibariyle Amerika'da bir faiz indirimini bekliyoruz. Yani ikinci çeyreğin ortası gibi düşünebiliriz. Tabii Amerika'da faizler inince hani ne olacak diye baktığımızda tabii ki gelişmekte olan ülkelere orada faiz inerse yabancı yatırımcının gelmesini arttıracak bu ve gelişmekte olan ülkeler tekrar cazibesini arttıracak. Dolayısıyla Amerika'da faizlerin inmesi bizim için de çok önemli. O yüzden yakından takip ediyoruz. Şu anda en yüksek beklendi Mayıs ayı itibariyle orada faizlerin inmesiyle birlikte artık oradaki paraların dünyadaki gelişmekte olan ülkelere ve Türkiye'ye akması yönünde bir beklentimiz oluşuyor. Burada yani Amerikan ekonomisinin bu anlattığım sayfada aslında büyüme hızının yumuşak iniş senaryosuna uygun olması ve çekirdek enflasyon tabii orada gelişimlerine de bakılacak ama demin kısaca özetlediğim gibi ilk yarıda böyle yine Amerika tarafında yine bir geçiş yılı gibi ekonomik aktivitenin birazcık daha görece sabit olduğu faiz oranlarına bağlı olarak ama ikinci yarıdan itibaren
orada da bir hareketlenmenin olacağını ve bu hareketlenmenin bize sirayet edeceğini düşünüyoruz. Avrupa tarafında da baktığımızda benzer bir ekonomik tablo ortaya çıkıyor. Yani pandemi sebebiyle benzer bir ekonomik dalgalanma oldu ve orada Amerika'ya göre birazcık daha geç, 3-4 ay daha geç parasal sıkılaşmaya geçtiler ve onlar da yaklaşık 1,5 yıldır parasal sıkılaştırma döngüsündelerdi. Ancak o kısım, yani Avrupa tarafı Amerika kadar büyüme konusunda hassas davranmadı. Yani benim için büyüme değil, benim için enflasyonla mücadele daha önemli dedi. Amerika'da 50-50 gibi, yani %50-%50 iken bu denge, hassas dengeyle yürütülürken bu hem enflasyon düşsün hem büyümede yumuşak iniş yapalım senaryosu ön plandayken, Avrupa tarafında daha çok büyüme beni ilgilendirmiyor, ben enflasyonla mücadele edeceğim dediği için orada aslında daha sert bir dalga gördük ve daha sert bir iniş gördük. Hem enflasyon tarafında hem de büyümede. Dolayısıyla bundan biz de etkilendik aslında. Çok farkında miyiz bilmiyorum ama ihracatla uğraşan, tabii ki sizin de müşterilerinizle yaptığınız konuşmalarda belki de Avrupa tarafında özellikle son 6 ayda, 1 yılda biz de PMI göstergelerinden takip ediyoruz. Burada eşik seviyenin çok altında derinleşti. Yani aslında orada ekonomik aktivitenin de zayıfladığını biz verilerle, öncü verilerle takip ediyoruz ve görmüş olduk. Dolayısıyla bu bizi de etkiledi. Çünkü dediğim gibi demin bizim yaklaşık ihracatımız ülke olarak %50 Avrupa'ya ihraç ediyoruz. Dolayısıyla oradaki ekonomik aktivitenin, büyümenin yavaşlaması bizim de ihracatımızı aslında etkiledi. Şimdi biz burada Avrupa tarafına ne bekliyoruz diye baktığımızda Avrupa birazcık daha sert Amerika'ya göre ve daha geç başlayacak. Çünkü daha geç başladı parasal sıkılaştırmaya ve indirim döngüsüne de bir tık daha geç başlayacak. Tahminimiz Temmuz ayı gibi, yani bu yazın ortasında. Yine şu anda Avrupa Merkez Bankası da faizleri 4,5'ta sabit bıraktı. Bu faiz sabit bıraktığı yerde Temmuz ayı gibi, ama belki sonrasına da hani çekirdek enflasyonun gelişimine bağlı olarak, yani nedir, kira ve hizmet fiyatlarındaki eğer katılık devam ederse belki biraz sarkmalar olabilir ve 3. çeyrek başına belki sarkabilir, ama yine bu yılın içerisinde özellikle yaz aylarından sonra Avrupa'da da bir Avrupa Merkez Bankası'nda da bir faiz indiriminin olması bekleniyor. Ve ondan sonra tabii ki Avrupa'da da bir faiz indirimi olduktan sonra hem orada büyüme hem ekonomik aktivitenin hızlanmasıyla birlikte bizim hem ihracat kanallarımızda bir rahatlama, açılma, daha çok bizim de büyümemizi pozitif yönde etkileyebilecek, hem de aynı zamanda Avrupa'dan da gelecek yatırımcıların aslında olabileceğini değerlendiriyoruz. Yani bu akış yaz aylarıyla itibariyle Avrupa tarafından da güçlenerek devam edebilir. Biz ve bizim gibi olan, gelişmekte olan ülkeler için. Yani hem ihracat bazında hem de baktığınızda fon olarak söyleyebiliriz. Türkiye'deki makroekonomik görüneme baktığımızda biz de aynı pandemi sürecinden geçtik ve yine sübvansiyonlar, teşvikler oldu. Ancak biraz sonrasında gelişmiş ülkelerin patikasından sonrasından biraz ayrıştık aslında 2021 Ekim-Kasım ayı gibi. Orada bir faiz indirim süreci başladı. Şurada kademeli olarak görüyorsunuz. Ve yaklaşık %8,5'a kadar indirildi bu. Geçen yıl Mart ayında 8,5'lara indirildi. Mart, Nisan, Mayıs'ta bu 8,5'ta kaldı politika faizimiz. Ve ondan sonra bildiğiniz gibi seçimlerden sonra yeni gelen ekonomi yönetimiyle birlikte artık ortodoks politikalara geri dönüldüğü ifade edildi. Ve yeni yönetim, ekonomi yönetimi tekrar ortodoks politikalar çerçevesinde bir parasal sıkılaşmaya ve aynı zamanda miktarsal sıkılaşmaya geri dönüldüğünden bahsettiler, açıkladılar ve böyle bir döngüye girdiğimizi değerlendirdiler. Ve gerçekten de söylenene paralel bir şekilde baktığımızda Haziran ayında yaklaşık 650 baz puan hemen 8,5'tan %15'e yükseltildi önce politika faizi. Sonrasında son 6 ayda toplamda baktığımızda 3400 baz puan arttırıldı. Şimdi son toplantıda, Ocak toplantısında ise 250 daha arttırıldı. Yani toplamda 3650 baz puan arttırılarak %45 seviyesine şu an ulaştı faizler.
bildiğin üzere. Dolayısıyla Merkez Bankası son yaptığı toplantıda da zaten ben Aralık ayındaki toplantısında demişti. Ben artık yavaşlayacağım, bir süre sonra da sabit bırakacağım sinyalini vermişti. Gerçekten Ocak toplantı notunda da gördük ki açıklamalarda da 45'te bir süre sabit bırakacak. Bizim için önemli olan bu Perşembe günü yapılan enflasyon raporu toplantısıydı Merkez Bankası'nın. Yine duruşunu değiştirmedi. Dedi ki ben şu anda bu politikayı devam ediyorum. Birazdan çizdikleri patikayı da anlatacağım, enflasyon patikasını. Ben bu patikayı da değiştirmiyorum. Şu anda da bu faizleri sabit bırakıyorum dedi. Ve önümüzdeki 2-3 aylık sürede aslında Türkiye Merkez Bankası, Türkiye tarafı da yurt dışındaki muadilleri gibi bekle ve gör dönemine geçti. Ancak belirtmek isterim ki bizim bu patikamızda, enflasyon patikamızda gördüğünüz gibi, bir dakika burada, şurada yok, tamam. Sözlü olarak anlatayım. Merkez Bankası'nın çizdiği ilk yönetime geldiğinde şöyle bir şey vardı. Mayıs ayında %75'lere yükseltilmesi, yani yükselmesi öngörülüyor yani enflasyonun. Ve bu pik seviyeyi alacak. Mayıs ayında enflasyon yükselebilir %75 civarlarına. Ondan sonra da hızlı bir şekilde dezenflasyon sürecine gireceğiz şeklinde bir patika var aslında enflasyon tarafında. Ve bu da en önemli olan aslında yıllık rakamdan çok her zaman Merkez Bankası aylık faiz, aylık enflasyon oranına bakın. Biz onu takip ediyoruz. Orada bir direnç olursa bizim için alarm gibi bir duruşları vardı. Yine son toplantıda o duruşu korudular. Dolayısıyla şu anda bizim aslında biraz tahminimiz yukarı yönlü revize edilmesiydi son toplantıda ama yine sabit bırakıldı. Neden? Çünkü bildiğin üzere asgari ücretlerde artış oldu %50 civarında. Ondan sonra bütün ücretlerde sonra gelen zamlar olsun. Aslında bu patikayı birazcık daha yukarı yönlü ivmelendirecek gelişmeler bunlar. Ancak şimdilik bu bekle ve gör dönemi devam ediyor. Bizim de beklentimiz Mayıs ayında yaklaşık %80'lere enflasyonun pik yapmasıyla birlikte Haziran ayında onu koruyup ondan sonra hızlı bir dezenflasyon sürecine geçip yıl sonunda %45'li bir enflasyon rakamıyla Türkiye'de 2024 yılının son kapanmasını bekliyoruz. Yani 2024 yıl sonu enflasyon tahminimiz %45,5. Şurada tahmin sayfasına geçeyim. Burada OVP'deki tahmine baktığımızda %33. Merkez Bankası'nın tahmininde %36. Dolayısıyla belki Mayıs ayında bir güncelleme olabilir orada yukarı yönlü. Şu anda bir Mayıs ayında bir güncelleme bekliyoruz ama tabii yine sabit tutabilir. Şu anki beklentimiz bakıldığında strateji raporumuzda ve bizim beklentimiz artık her ne kadar enflasyon pik Mayıs ve Haziran aylarında yapacak olsa da faizlerin sabit tutulması yönünde. En azından 2024 yılının son çeyreğine kadar biz bu süre gelen faizin bekle gör döneminin devam etmesini bekliyoruz. %45'in devam etmesini bekliyoruz. Ve Kasım ayıyla birlikte, Kasım'da ve Aralık'ta bir indirimle birlikte 2024 yıl sonunda %40'lı seviyede politika faizi kapanır gibi bir beklentimiz var. 2025 yılı içinde %30, ondan sonra kademeli olarak %25 gibi bir oran söyleyebiliriz. Burada baktığımızda tabii dolar kuru beklentimiz nedir diye baktığımızda OVP'ye yine paralel bir aslında onu da dikkat ederek burada OVP'de verilen ortalama kur 36,8, bizim 2024 yıl sonu tahminimiz yaklaşık 42,5 şeklinde bir dolar kuru tahmin ediyoruz. 2025 lira daha stabil, 46,2 TL civarında ve 2026'da da daha stabil 48,8 liraya tekabül etmesini bekliyoruz. Burada aslında önemli olan şey bu KKM'deki çıkışlar. Bildiğiniz üzere Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi bu KKM'deki çıkışlara önem veriyor ve yaklaşık 3'te 1'i şu anda son 6 ayda eridi bu çıkışların. Buradan çıkış oldukça tabii ki döviz, bu çıkışların çoğu aslında da dövizi seven, dövize talep
talebi olan çıkışlar. Dolayısıyla orada çıkış oldukça biraz kur hareketinin de yukarı gitmesi normal. Yani burada aslında çok da panikleyecek ya da ekonomi kötü gidiyor mu gibi algıdan ziyade aslında orada olan bir talebin başka bir yere kaymasıyla birlikte yukarı yönlü bir hareket olduğunu söylemek mümkün. Tabii bunun tekrar bir enflasyona da geri dönüşü olacak ve bu şekilde yıl sonu tahminimizde 45 civarında ulaşıyor enflasyon tarafında. Baktığımızda yabancılara tekrar değinmek gerekirse bildiğiniz üzere yabancı kredi derecelendirme kuruluşlarının yaptıkları notlar, açıkladıkları notlar, yaptıkları değerlendirmeler çok önemli. Özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için. Bu yılda 12 Ocak tarihinde Moody's ilk değerlendirmeyi yaptı. Ve görünümü durağından pozitife yükseltti. Bunlar hem borsa için çok önemli, çok olumlu. Hem de ekonomimiz için aynı zamanda. Şimdi Moody's'in 2024 yılında 19 Temmuz'da tekrar değerlendirmesi var. 8 Mart ve 6 Eylül'de Fitch'in değerlendirmesi var. 3 Mayıs'ta 6 Aralık'ta S&P'nin var. Ve biz burada Türkiye'nin kredi notunun ve görünümünün yukarı yönlü revize edilmesini bekliyoruz. Ve tabii ki orada da notlar ve görünümler yukarı yönlü pozitif şekilde revize edilince tabii ki bu anlattığımız çerçevede her şeyde bütün kalemlerde pozitif yönlü sapmalar da olabilir. Tekrar bir onu da hatırlatmak isterim. Kısaca şunlardan da bahsedeyim. 2024 yılını genel olarak nasıl görüyoruz deyip ikiye ayırıyoruz aslında. İlk yarı birazcık daha hem Türkiye'de hem de dünyada biraz bekle ve gör dönemi. Merkez bankaları için, hükümetler için biraz bekle ve gör. Yani bu sabit, bu faizlerin sabit olacağı ve daha temkinli bir yaklaşımın olacağı, ekonomik aktivitede de birazcık daha dengeli bir yarı. Ancak ikinci yarıyla birlikte faiz indirimleri yurt dışında başlamasıyla birlikte demin de bahsettiğim gibi Türkiye'nin Avrupa'yla ve Amerika'yla olan ortaklıklarının da önemi ve oradan gelecek fonlarla birlikte aslında ikinci yarının daha hareketli olmasını bekliyoruz. Ve biz model portföyümüzü oluştururken de bu düşünceyle yola çıktık. Benim söyleyeceklerim şu anda bu kadar. Sözü Banu Hanım'a aktarıyorum. Teşekkürler. Makro çerçeve evet böyle çok detaylı aslında bakılabilir ama biz hani borsaya yansıması ve stratejimizi belirlerken kullandığımız şeyler hani bir iki noktanın ben altını çizmek istiyorum. Yurt dışı piyasaların Türkiye korelasyonu etkisi eskisine görece biraz azaldı. Çünkü biraz önce Özlem'in de bahsettiği gibi Türkiye'de biraz politikalarda da farklılaşmalar oldu. Ama buna rağmen dönem dönem bazı majör dataların, verilerin işte enflasyon, Amerika enflasyon gibi veya istihdam verisi gibi hala dönem dönem yurt dışı tarafında özellikle gündemin sakin olduğu dönemlerde daha fazla etkilediğini görüyoruz. Şu anda yine bahsettiği gibi Avrupa Merkez Bankası'nın ve Amerika Merkez Bankası'nın bekle göre geçmiş olması ve bundan sonraki adımın faiz indirimi yönünde bekleniyor olması Türkiye için destekleyici ve olumlu bir tabloyu işaret ediyor. Biz bunu bir kere mutlaka altını çizmek istiyoruz. Tabii burada şöyle küçük bir nokta var. Ara ara dataları mutlaka takip edeceğiz ve datalar, Fed yetkililerinin açıklamaları dönem dönem daha erken, daha geç faiz indirimi dalgalanmaları yaratacak. Ama bunlar genel resim çok bozmayacak. Önümüzde ufukta faiz indirimleri var ve bunlar Türkiye'miz için, gelişmekte olan ülkeler için pozitif. Böyle bir resim içerisindeyiz. Biraz önce Özlem de bahsetti ya, ekonomik aktivite hızlanacak. Evet hızlanacak ama ikinci yarıyı bekleyeceğiz mi? Tamamen ikinci yarıyı da beklemeyeceğiz. Çünkü biliyorsunuz borsada beklentiler alındığı için bu beklentiler güçlenmeye, sinyaller güçlenmeye başladıkça yatırımcı ilgisi de güçlü kalacaktır diye düşünüyoruz. Bu tamamen pes pembe, toz pembe bir resim mi? Değil. Ara ara belki olumsuz sinyaller göreceğiz, belirsizlikler gelecek. Bunlar küçük dalgalanmalar yaratacak. Umarız ki bizim için güzel trade fırsatları olacak hepsi. Yeni maliyetler oluşturmak için, yatırımlarımızı değerlendirmek için diye düşünüyorum. Bunun altını çizmek istedim. Kredi not değişiklikleriyle de ilgili Özlem söyledi. Bu da çok önemli diye düşünüyoruz. Sonuçta Türkiye şu anda bir ekonomik politikasında bir yeniden yapılanma içerisinde. 2024 geçiş yılı olarak altı çizildi, belirtildi. Bu zaten açık bir şekilde. Bence kimse böyle bir mucize, sihirli dokunuş beklememeli. Bunlar zaman alacak gelişmeler ama eninde sonunda
öngörülebilir şekilde, istikrarlı bir şekilde adımların sürdürülmesinin katkısı olacaktır. Yine ben aşırı iyimser tarafta kalmak istemiyorum. Dönem dönem belirsizlikler yaşayabiliriz. Ama bu şimdiye kadar gördüğümüz sinyaller, yabancı yatırımcı raporları veya Moody's'in kredi not görünüm revizyonu gibi Türkiye'ye yavaş yavaş yabancı yatırımcı artık yeniden odaklanmaya, dönmeye başladı gibi gözüküyor. Yabancı alımları, rakamlarını takip ediyoruz. Evet, belki çok inanılmaz büyüklüklerde değil ama bir orada da hareketlenme var. Bu da dikkat çekici ve umut verici diye düşünüyorum. Şimdi ben Emrah'a biraz sözü vereyim. Emrah da genel piyasa görüntüsünden, dikkatimizi çeken bazı göstergelerden bize bahsetsin. Herkese merhabalar. Geldiğiniz için çok teşekkürler. Şimdi genel olarak baktığımızda makro taraf bize, ben hani Bursa bir futbol şehri, futboldan örnek vermek istiyorum, bize genel sahayı veriyor, hareket alanımızı veriyor. Yağmurlu günler, gündemi maça çıkacağız, güneşi gündemi yana maça çıkacağız. Bu bizim için önemli ve Özlem Hanım'ın da belirttiği gibi aslında yılın ikinci yarısı bizler için biraz daha atak futbol oynayabileceğimiz, daha agresif şekilde fonlarımızı yönetebileceğimiz bir alan sunmasını bekliyoruz. Biz genel olarak bu şekilde başladık. Ama tabii ki Borsa İstanbul yıla bizim beklentimizden biraz daha agresif başladı. Daha pozitif bir şekilde sundu. Ama ilk önce 2023'ün geneline bakalım. Şimdi 2023 yılında Borsa İstanbul %36, BIST 100 endeksi %36 bir getiri sağladı. Burada yılın ilk yarısında %6'lık bir getiri var. Yılın ikinci yarısında %30'luk bir getiri var. Burada tabii ki Cumhurbaşkanlığı seçiminin belirsizliğinin kalkmasıyla birlikte, o belirsizliğin kalkmasıyla birlikte borsanın çok iyi bir performans gösterdiğini, yeni ekonomi yönetiminin de attığı adımlarla birlikte, burada dezenflasyon sürecini başlatmasıyla birlikte, İleriye dönük beklentilerin güçlendiğini, yurt dışı piyasalar, yurt dışı raporlarda Türkiye'nin adının geçmeye başladığını, Türkiye'nin takip edildiğini görüyoruz. Ve bununla birlikte dediğim gibi endeks %36'lık bir getiri getirdi toplamda. Merkez Bankası tarafından atılan adımlarla birlikte biz yurt dışı, tabii ki dediğim gibi yabancı yatırımcıların raporlarını gördük ama CDS risk primlerinde de bir düşüş gördük. Bu da bizim için önemli. Yurt dışının bize bakış açısını yansıtması bakımından burada en son 320'li seviyelere kadar bir geri çekilme söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. 2023 sonuna doğru geldiğimizde aslında bu normalleşme adımlarının biraz daha etkisini kaybettiğini, jeopolitik riskler nedeniyle etkisini kaybettiğini, sıkılaşan finansal koşulların biraz daha ön plana çıktığını ve endeksin aslında biraz geri çekildiğini gördük. Burada ama dediğim gibi yeni yıl, ben buna biraz da geciken Noel rallisi diyorum. Geçtiğimiz sene Aralık, hani Kasım-Aralık sürecinde bir Noel rallisi bekliyorduk. Bu tam olarak gerçekleşmedi. O rahatlamayla yeni senenin beklentisinin devreye girmesiyle birlikte Aralık ayının son haftasında yukarı yönlü bir eğilim başladı BIST 100 endeksinde. 7200 seviyelerden başladık. Şu anda 9045 seviyesinde bir kapanış gerçekleştirdik. Bu rally tabii ki böyle bir anda yukarı doğru gitmedi. Ara ara dinlendiğimiz yerler oldu. Bu 8150 seviyesinde birçok defa tartışma yaşadık. Yani piyasa içerisinde geçecek miyiz, buradan bir düzeltme mi gelecek diye. Ama 9000'in seviyelerinde gelmesiyle birlikte aslında endeks biraz önce de Banu Hanım da söylediği gibi, yani senin içerisinde dalgalanmalar da olsa ve yıla iyi başladığı için bir şekilde bir kazanım elde etti ve yılın ikinci yarısında daha da yukarı yönlü hareketler için kendisine bir zemin hazırladığını söyleyebiliriz. Şöyle bir baktığımızda bu harekette BIST 100 endeksi, yani Borsa İstanbul tek mi? Değil aslında. Yurt dışına baktığımızda burada S&P 500 listesinin de artık 5000'in seviyelere dayandığını, buraları zorladığını, zaten sene sonunda 5100 seviyelerine kadar bir hedef fiyat vardı S&P'de. Burada da bir yukarı yönlü bir hareket olduğunu, Japonya tarafından Nikkei hisse endeksinin tarihi zirve seviyeleri zorladığını görüyoruz. DAX, Alman DAX endeksinin de zaten burada pozitif şekilde bir kazanım elde ettiğini ve bu kazanımlarını koruduğunu görüyoruz. Fransız CAC40 da buna benzer şekilde. Aslında bu harekette yalnız değiliz. Bu da aslında önümüzdeki süreçte merkez bankaların, yani FED olsun, ECB olsun, biraz daha finansal koşulları gevşeteceğine, para arzını biraz daha arttıracağına ve bu
paranın bir kısmının gelişmekte olan ülkelere yönleneceği beklentisiyle oluşuyor ve diğer Avrupa ülkelerine borsalara kayacağı şeklinde oluşuyor. Risklerimiz var mı? Yok mu? Yok değil aslında. 2024 yılına girmemizle birlikte enflasyon muhasebesi gibi, tabii sizin uzmanlık alanınız. Bu böyle bir belirsizlik var. Bazı sürpriz şirketler de olabilir. Yani gelişmeler de olabilir. Bundan negatif etkilenmesi beklenmeyen şirketler de, negatif etkilenebilecek şirketler de gün yüzüne çıkabilir. Jeopolitik risklerin devam ettiğini görüyoruz. Ve gelişmiş ülke merkez bankalarının bu gevşeme adımlarını ne zaman atacağına dair bir ileri bir geri adımlar var, açıklamalar var. Bu da bize belirsizlik yaratıyor. Ama fırsatlara baktığımızda enflasyonla mücadelenin devam ediyor olması bizi biraz daha istikrarlı bir ekonomiye kavuşacak olmamız bizim için en büyük bir fırsat ve bu önümüzdeki süreçte. Eğer para gelişmekte olan ülkelere yansıyacaksa burada Türkiye zaten en baştaki oyuncu olacaktır diye ben düşünüyorum. Diğer taraftan tarihi düşük yabancı oranımız var. Burada %36 seviyesindeydi en son kapanışa baktığımda. %60 seviyesindeydi 2020 senesinin ortalarında ve buradan başlayan düşüşle birlikte %30'lara kadar bir geri çekilme söz konusu oldu. Ama şu an için burada da bir hafif hafif toparlanma olması bizler için önemli. Yurt dışında merkez bankasının, yurt dışı merkez bankalarının faiz indirim sürecine girmesiyle birlikte de bu tarafta biraz daha yükseliş söz konusu olmasını bekliyoruz. Şimdi tabii ki biz bir şekilde borsayı, yani BIST 100 endeksini dediğim gibi CDS'lerden bir kere takip edeceğiz. Burada bir iyileşme devam ediyor etmiyor mu ona bakacağız. Yabancı oranını takip etmemiz gerekiyor. Yabancı oranında artış devam edip etmeyecek mi? Bir de hacim tabii ki bizim için önemli. Borsa içerisinde hacim aslında bizim kendi vücudumuzdaki kan gibidir, basınç gibidir. Hacim olmazsa aslında biraz daha şey olmaz, nasıl diyeyim size, daha durgun bir piyasa olur, beklentiler biraz daha uzun süreye yayılır ama hacim artışları bizler için en önemli gelişmedir ve hacimlerde son dönemlerde tekrardan bir yükseliş söz konusu. Hacimlerin yükseldiği dönemlerde Borsa İstanbul'un da pozitif yönde yükseldiğini, pozitif kazançlar, fırsatlar sunduğunu görüyoruz. Bu nedenle hacimleri de yakından takip edeceğiz. Önümüzdeki süreçte bu BIST 100 endeksinin performansıyla ilgili, endeksin yönü ve performansıyla ilgili gözlerimiz bu tarafta olacak. Diğer taraftan nelere bakacağız dediğimizde ekonomi yönetiminin iletişimi de bizler için önemli. Yönlendirmeleri de önemli olacak. Çünkü en fazla burada yatırımcıların kafasında yani bu ekonomi yeni atılan adımların devamlılığı ve burada elde edilecek kazanımlar. Bu kazanımlarla birlikte biraz önce Özlem Hanım da belirtti. Belki yıl sonuna doğru bir şey de olabilir. Faiz oranlarında bir düşüş de olabilir ki bu da yine Borsa İstanbul için pozitif bir katalist olacaktır. Şimdi senin sonunda biz aslında kapanışımızı 11.600 olarak belirledik. Bu da 322 dolar baz dolar seviyesine denk geliyor baktığımızda. Son dönemde 250 seviyelerden başlayan bir yükseliş söz konusuydu ve 300 dolarları da yukarı yönlü geçti. 300 dolarlara doğru bir hareket var. Burada 270 dolarlı seviyeleri şey yapıyoruz, test ediyoruz. Şöyle bir bakalım. Evet. Şimdi genel olarak BIST 100 endeksini etkileyen faktörlerden bahsetmiştik. Burada risklerden ve finansal potansiyellerden bahsettik. Biz genel çerçevede ekip olarak sene sonu 11.600 gibi bir hedefimiz var. Bu da sene başından beri %55'lik bir getiri oluyor. Şimdi baktığımızda sene başa zaten endeksin %21'e yakın, %20-21 gibi bir getiri elde ettiğini görüyoruz ki bu önümüzdeki süreçte bir dalgalanma olması durumunda endeks aslında kendine bir zemin oluşturmuş durumda. Biz burada 8.000-8.500 aralığını aşağısına önümüzdeki süreçte aşağı yönlü geçilmesini birazcık aslında zor görüyoruz. Çünkü bu kazanımla birlikte ki sene sonunda zaten hani 11.600 bekliyoruz. Belli sene ikinci yarısında zaten Özlem Hanım'ın da bahsettiği gibi zaten bir finansal koşullarda bir rahatlama bekleniyor küresel çapta. Bu rüzgarla birlikte endeksin dediğim gibi 11.600 civarına doğru bir yükseliş kaydetmesini bekliyoruz. Bu süreç içerisinde en çok yükselen hisselere baktığımızda burada Vestel, Akfen Yenilebilir Enerji, SDT Uzay, Emlak Konut Gayrimenkul, Yeotek,
Miatek, TAV Havalimanları ve TATEN hisselerinin ön plana çıktığını, bu hisselerin %45 gibi bir getiri sağladığını görüyoruz ki bu da aslında hisse seçmenin ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Evet, endeks %20 gibi bir getiri sağladı ama baktığınızda %45 üzeri getiri sağlayan hisseler de var. Ve burada hareketli olan hisselere, hacimin hangi yönü odaklandığı hisselere doğru, işte burada teknik analiz ön plana çıkıyor. Doğru, bizim arayışımız gün içerisinde, arayışımız bu şekilde oluyor. Biz gün içerisinde günlük analizler olsun, günlük analizlerin ötesinde kısa vadeli model portföyde de değerlendirdiğimiz hisseler olsun. Bu hisseleri yakalamaya çalışıyoruz. Yani aslında alfayı yakalamaya çalışıyoruz. Alfa nedir? Alfa aslında endeksten daha fazla getiri sağlayacak, daha fazla potansiyel sunan. Belki temel olarak destekleme hesabıyla o dakika, o şartlar altında paranın orada döndüğünü, para girişinin oraya olduğunu, hacimden bahsettim biraz önce, hacime bakacağımızı söylemiştim. Hacimin orada oluştuğunu gördüğümüz hisseleri biz yatırımcılara sunmaya çalışıyoruz. Bu hisselere odaklanmaya çalışıyoruz. Peki %45 yükselen hisselere mi odaklanacağız bundan sonra? Tabii ki hayır. %45'in de üzerinde getiri sağlayacak hisselere odaklanmamız lazım bundan sonraki süreçte. Bunlar nedir diye baktığımızda aslında Koca Erçelik'in büyük bir potansiyel olduğunu görüyoruz. Hem mevcut gösterdiği performans hem de bu performansı devam ettirme potansiyeliyle birlikte Koca Erçelik, Ege Enerji, Astor, ki Astor son dönemlerde biliyorsunuz bir düzeltme sürecine girmişti ve belli bir oran üzerinde kalarak tekrardan yükseliş ivmesi yakaladı. Astor'dan sonra Türk Telekom, ki biraz önce sonra Banu Hanım da Türk Telekom'dan daha detaylı bahsedecek. Ülker, Alarko, CV Enerji. Farkındaysanız burada birazcık enerji sektörü de ön plana çıkıyor. Ahgaz ve perakende şirketleri. Gıda ve perakende şirketlerinin biraz daha potansiyeli olabileceğini söyleyebilirim. Burada perakende şirketleri derken Şork Market, Migros ve Bimaş var zaten bu içerisinde genel olarak piyasada işlem takip edilenlerde. Biz Migros ve Bimaş'ı aslında daha fazla takip ettiğimiz ama Şork Market'in de potansiyel sunduğunu söyleyebiliriz. Peki sene başından beri fonlar ne yapmışlar? Şimdi burada yabancı fonlar var, emeklilik fonları var, yatırım fonları var. Yabancılara baktığımızda sene başından beri biraz önce bahsettiğim gibi BİMAŞ aldıklarını görüyoruz. Onun ardından Koç Holding aldıklarını görüyoruz. Tabii burada biraz da hacimsel bazda önemli. Yani her kağıda giriş yapamayacakları için ellerindeki fonun büyüklüğünden kaynaklı. Biraz daha bu hisselere yöneldiklerini görüyoruz. Türk Hava Yolları aldıklarını görüyoruz yabancı fonların. Sabancı Holding, Turkcell, Akbank ve Yapı Kredi Bankası'nda yabancıların daha çok alım yönlü işlemler yaptıklarını ve burada pozisyon arttırdıklarını görüyoruz. Yatırım fonlarına baktığımızda yurt içerisinde Türk Hava Yolları yine ön plana çıkıyor. Türk Hava Yolları beklentisi bu noktada biraz daha fonlar bakımından, ki fonlar biraz daha defansif, çünkü yatırımcılarına karşı da sorumluluk var. Defansif olarak yaklaşıyorlar. Biraz daha gün içi değil de alıp bekleme yönünde pozisyon aldıklarını söyleyebilirim. Türk Hava Yolları bir kez daha burada ön plana çıkıyor. Burada sürpriz bir kağıt var mesela, Akrot. Yani Akrot diye bir hisse var ve yeni halka arzlarımızdan ve Akrot hissesinin ön plana çıktığını görüyoruz. Anadolu Grup Holding, Sabancı Holding yine burada da var yatırım fonlarında ve İş Bankası C, ki biliyorsunuz kendisinin aslında bir dönüşüm süreci var, ondan da birazdan bahsedilebilir. Emeklilik fonları burada aslında bizim en defansif dediğimiz fonlar. Bu en defansif fonlar genel olarak Türk Hava Yolları yine en başta alım yapmışlar. Turkcell, Migros, Bimaş ve Sağ. Burada da farkındaysanız yine Sabancı Holding gibi holding sektörüne de kalmayı tercih etmişler. Ve Bimaş gibi perakende sektörüne ve Türk Hava Yolları gibi bir deve yatırım yapmayı tercih ettiklerini görüyoruz. Bu sadece yılbaşından bugüne kadarki süreç içerisinde. Sene başından beri sektörlere baktırdığımızda aslında ki günlük bültenlerimizi bilmiyorum, hani size hani yatırımcılarımız ulaşıyordur ama hani siz de zaten bir hesap açarak ulaşabilirsiniz. Bizim günlük bültenlerimiz aslında birçok kurumdan farklı. En az daha ikinci paragrafta 5-6 tane hisseyle birlikte piyasanın genel görünümünü elde ediyorsunuz. Yani o 5-6 hisse, ki toplamda en fazla 10 oluyordur, o gün aslında en çok hisse, en çok paranın döndüğü, en çok konuşulan hisseler olduğunu görebilirsiniz. Yani siz daha piyasaya başlamadan ya bu taraflara da bu hisseleri de bir göz önüne tutayım dediğinizde, biz bunu araştırmasını da yaptık, gerçekten o gün piyasaya bir adım önde başlıyorsunuz, ki son
5-6 haftalık süreçte biz birçok defa bilişim ve teknoloji sektör endeksinden günlük bültenimizin daha ilk sayfasından bahsettik ve sene başından bugüne bilişim sektörü ve teknoloji sektör endeksleri en çok kazandıranlar olmuş. Burada özellikle kafein, ARD yazılım, Papil ve Reader gibi hisseden ki hepsinin kendisine ait bazen haberleri var, hikayeleri var veya işte sadece sektör içerisinde olma avantajlarını kullanmışlar. En çok yükselenler olduğunu görürüz. Peki bu sektör içerisinde diğer potansiyeller niye baktığımızda, biz bundan sonra neye odaklanacağız diye baktığımızda burada Arena, Smart, Ata yazılım, ATP yazılım, MobTL, Miatek, Karel ve Logo hisselerinin ön plana çıktığını söyleyebilirim. Teknoloji tarafında da biraz daha Papel ve Eskom hisselerinin ki onlar da güzel performans sağladılar ama potansiyel olarak SDT uzay ve savunma şirketinin önümüzdeki süreçte yine biraz daha ön plana çıkabileceğini ve daha fazla yatırımcılara o alfa dediğimiz endeksten daha fazla getiri sağlayabilecek kağıt olma özelliğini taşıyabileceklerini düşünüyoruz. Son dönemlerde biraz daha enerji sektörünün, yani son 1-2 haftalık süreçte enerji sektörüne de girişler olduğunu görüyoruz. Enerji sektörü, biz burada momentumu takip edersek evet bir değer yatırımı da önemlidir. Yani gene futbolda örnek vereceğim, bir takım iyidir ama hani maç kazanmıyorsa bir anlamı yoktur. Biz burada artık gol atan hisseleri, maçı kazanan hisselere odaklanmamız gerekiyor ve bu hisseler gidiyorsa ve gitme potansiyelleri varsa bunlara odaklanmamız gerekiyor. Ve enerji sektöründe de Akfen Yenilenebilir Enerji, Aydem ve Enerya'nın en çok yükselenler olduğunu ama potansiyel olarak Enerjisa, Galata Wind ve Zoren Enerjilerin hisselerinin potansiyel yarattığını, yani onlara yetişme gibi sektör gerisinde kalmışlar, bir şekilde onlara bir şekilde yetişebilecekler ve yukarı yönlü hareketle birlikte bu farkı kapatabileceklerini düşünürüz. Son günlerde bir de bizim dikkatimizi çeken, tabii ki biraz da Ramazan'ın yaklaşıyor olmasıyla birlikte gıda sektörüne de bir giriş var. Burada Ülker, Yayla Gıda ve Tukaş hisseleri var ama tabii ki fon bazında baktığımızda biz iki türlü de bakmaya çalışıyoruz. Biraz burada hacimlerin düşük olmasıyla olduğunu görürüz. Ama gıda sektörüyle ilişki olan yine BİMAŞ, yine Migros hisseleri aynı şekilde aynı performansı gösteriyorlar. Yine bu tarafta perakende sektörü ki hem fonların tarafında öne çıkması hem de diğer konularla birlikte yani bu sektöre odaklanılabilir. Ama hani spesifik ben gıdaya odaklanacağım diyorsanız burada Coca-Cola ve Söke gerçekten hani Coca-Cola zaten bir dünya markası ve şey. Yine biraz dinlenme sürecindeydi. Tekrardan hızlı bir şekilde diğerlerinin önüne geçebilir. Bunu söyleyebilirim. Dediğim gibi kısa vadeli model portföyden Banu Hanım bahsedecek ama hani biz iki gözle bakıyoruz. Bir fon yönetimi, çünkü elimizdeki miktar büyük olduğunda her kağıdı yönetemiyorsunuz. Ama yine de beğendiğimiz, momentumun döndüğü, paranın para girişinin olduğu hisse de gün içi işlemlerle birlikte yatırımcılarımıza, uygulamamızdan hemen bildiriyoruz, yansıtıyoruz, gördüklerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Burada sadece Şubat ayına ben baktım gelmeden önce. %65'lik bir başarı oranı var. Yani verdiğimiz önerilerin günde 7-8 en azından önerebiliriz. %65'i aslında pozitif sonuç elde etmiş. %40'ı hedef seviyelere gelmiş. Geçen sene de aslında gerçekten güçlü bir şey vardı. Biz sadece şöyle de biz hedef verdik ve konuyu kapattık değil. Hedefe gelmediyse hangi indikatörleri kullanabilirdik? Hangi görsel verileri kaçırdık ve bu hedefe gelmedi diye. Ondan sonra back testlerini de yapıyoruz aslında baktığınızda. Bununla birlikte kendimizi daha da fazla geliştirmeye çalışıyoruz. Ve bu başarı oranını daha da yukarılara taşımaya çalışıyoruz. Tabii burada stop loss ve hedef seviyeler önemli. Yani yatırımcıların da bu stop loss ve hedef seviyelere uygulaması takip etmelerinde fayda var. Ama baktığımda mesela birinci gün, ki biz günlük veriyoruz bu öneriler ama bir çalışma yaptık geçtiğimiz günlerde. İkinci gün o hedefe gelmiş, eğer ikinci günde gelmemişse üçüncü gün yani %80'e çıkıyor oran, başarı oranı. Yani biz günün içi veriyoruz, belki stop seviyeye değmediyse onun devamlılığı da aslında sağlanıyor. Ama tabii ki biz kurallar çerçevesinde bir şablon oluşturmamız gerekiyor ve bunu bugün içerisinde ne yaptığına odaklanıyoruz. O da sadece Şubat ayında dediğim gibi %65'lik bir başarı. Gerçekten en azından yatırımcılara ikinci bir alternatif de var. Hani belki siz başka bir kağıdı takip ediyorsunuz, riskiyi takip ediyorsunuzdur ama ya şöyle de bir öneri var. Burada bir göz önünde olsun ya da bunu da değerlendirebilirim. Kısa vadeli getiri elde edebilirim şeklinde bir şey de sunuyoruz açıkçası. Opsiyon da sunuyoruz diyebilirim. Benim aktaracaklarım bu kadar. Banu Hanım'a bırakıyorum sözü.
Ben şimdi biraz hisselere tekrar ağırlık vermek istiyorum ama Emrah söylediğine de hemen şöyle bir ekleme yapayım. Bazı kurumlar, kişiler, gruplar, işte bu senenin hissesi bu. Sadece bunu alalım, şunu alalım, bunu alalım, şunu alalım. Tek bir hisseden de bahsedebiliyorlar, takılı kalabiliyorlar. O zaman bence şey şüphesi doğuyor. Acaba bunun amacı altında başka bir şey mi yatıyor gibi. Burada biz aracı kurumun araştırma bölümü altında hem temel hem teknik zaten çalışmalarımızı yapıyoruz. Teknik tarafta sırf yani Emrah'ın önderliğinde hazırlanan öneriler için şunu belirtmek isterim. Sürekli geniş bir liste üzerinden taramalar yapılıyor, kontroller yapılıyor. O göstergelerle ilgili sinyaller takip ediliyor. Ve hepsinin hedefiyle, stopuyla öneriler paylaşılıyor. Anlık olarak herkese yayılıyor. Bu öneriler ve herkese bir fikir, bir olanak sunuyor diye düşünüyorum. Bence bu açıdan çok değerli o çalışmaları gün içi trade imkanları açısından. Dediği şeyin bu ikinci gün değmesinin de altını çizmek istiyorum. Hani biz kendi başarımızı test ederken o gün içinde sadece bu öneriyi vermişiz gibi yapıyoruz ama o hisse teknik olarak aslında bir güçlenme sinyali verdi demek bu. Hani kimi yatırımcı gün sonunda bunu kapatabilir pozisyonunu, stoplayabilir veya bir süre daha bekleyebilir, takip edebilir. Bu da ekstra bir fırsat sunacaktır diye düşünüyorum. Araştırma biraz önce ilk ben söze başlarken söyledim ya, yani bir Gül Hanım da bahsetti. Şirketi güçlü bir şekilde al demek için o şirketi iyi tanımak, analiz etmek, tahminlerini oluşturmak, onunla ilgili bir değer çalışması yapmak gerekiyor. Ve tabii bazı yeni işte birçok şirket, aslında 521 tane galiba borsaya açık şirketimiz var. Hepsinde bu detayı bazen alamıyoruz, oluşturamıyoruz. Tahminleme yapmak daha zor olabiliyor. Bir de dediğim gibi piyasa şartları itibariyle biz bu döneme girerken biraz uzun vadeli yatırım, 12 aylık dönem olsun. Neler bizim hani uykumuzu kaçırmadan hangi hisselerde yatırım yapabiliriz dediğimizde bu ekrandaki hisseleri tercih ettik. Bu hisselerin 19 Ocak'ta raporumuzu yayınladık bu arada. İçinde TSKB, Kardemir ve BİM bir aylık sürede %20 civarında getiri sağladı. O yüzden şu anda getir potansiyellerini biraz düşük görüyorsunuz. %20'ler civarında. Hani Gül Hanım'ın dediği gibi ben mevduatta kalırım daha iyi diyebilirsiniz. Ama bu değerlemelerin, çalışmaların yapılmasının üzerinden de bir aylık bir süre geçti ve bilanço açıklaması dönemindeyiz. Belki bilançolarla beraber hedef fiyatlar gözden geçirilecek veya yeni hisse tercihleri göz önüne çıkacak. Bu aşamada şu anki tabloda bununla karşı karşıyayız ama özellikle bilançolardan alacağımız sinyallerle revizyonlar olabileceğini de belirtmek isterim. Bildiğiniz üzere birazdan da anlatacağım. Uzun vadeli model portföyümüze biz iki tane banka aldık. Yeni ekonomi yönetiminin gelmesiyle birlikte aslında bu faizlerin artışıyla birlikte bankaların ön plana çıkacağını biz tahmin ediyorduk. Niye? Çünkü politika faizi ne kadar düşük olursa bankalar için krediden kazancın o kadar düşük olacağını biliyoruz. Ve bankalar zaten muslukları kapatmıştı Mayıs ayında. Yani ticari kredi vermiyorlardı. Dolayısıyla aslında durma noktasına gelmişti büyümede. Ticari firmalar birazcık da kan ağladılar o dönemde. Bankalardan kredi alamıyoruz diye gazetelere bile çıktı. Hani siz de görmüşsünüzdür belki. Dolayısıyla politika faizin yukarı gelmesiyle birlikte yavaş yavaş tekrar bankalarda özellikle ticari tarafta kredi verme iştahının olduğunu gördük. Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında makul seviyelere ulaştığında politika faiz oranı, yani bu faiz oranları 25-30 civarına çıktığında tekrar böyle bir hareket. Bireysel taraftan fazla ticari tarafa da artık bankaların kaydığını ve kredi verme iştahının olduğunu biz gördük. Ve dolayısıyla bu bizim de öngörümüz zaten politika faiz yükseldikçe bankaların karlılığının artacağı ve kredi büyümesinin artacağı ve bankaların ön plana çıkacağı yönündeydi. Ve bununla birlikte biz bankaları ön plana çıkarmaya başladık. Biz ön plana çıkarmaya başladıktan 1-2 ay sonra Bank of America, ondan sonra işte JP Morgan, HSBC gibi aslında kuruluşlar da, yabancı kuruluşlar da akabinde ön plana çıkardılar. Üstüne rapor yazdılar ve gerçekten görüşümüzün haklılığını kanıtladılar. Ve biz oradan gerçekten bayağı kazandık, kazandırdık kısa vadeli model portföyde
parası olan kişilere de. Dolayısıyla çok iyi bir zamanlama oldu. Yani o raporların öncesinde tahmin ettiğimiz için o hisselerdeydik ve ön planda kaldık. Dolayısıyla şimdi bilançolara baktığımızda, birazdan detaylıca bahsedeceğim. TSKB açıkladı bilançosunu. Tahmin ettiğimiz gibi aslında bankacılık tarafında kısaca özetlemek gerekirse en çok aslında yani sıralamaya göre baktığımızda işte Garanti, İş Bankası ve TSKB'yi beğeniyoruz. Niye beğeniyoruz? İşte sağlam bilanço, dengeli bilanço yönetimi. Ondan sonra karlılık zaten aynen hiç 2023 yılında karlılık seviyelerini düşürmeden, tam tersine arttırarak, ama bu agresif bir şekilde arttırma değil. Gerçekten kademeli ve iyi bir bilanço yönetimiyle benzinin yakıtı iyi olan bankalar bunlar. Dolayısıyla o şekilde hem karlılıklarını arttırdılar hem de hissenin de fiyatı arttı. Yani Mayıs ayındaki Garanti Bankası'nın fiyatı 23 liraydı. Baktığınızda 65. Bugün 65'leri buluyor. İş Bankası 12 liraydı Mayıs'ta. Şimdi 26 lira, 25,82 gibi bir şeyle kapattı. Ondan sonra TSKB derseniz 3,46'lardaydı. 9 lirayla kapattı Cuma günü baktığınızda. Dolayısıyla burada iyi bir katlama olduğunu söyleyebiliriz. Bu da bu 3 banka üzerinde konuşuyorum. Biz Garanti'yi henüz şu an çalışmalarımız devam ediyor. Birazcık daha fiili dolaşım oranı düşük olduğu için model portföyümüzde almadık. Onun yerine İş Bankası ve TSKB'yi daha çok ön plana çıkarttık. Ama eklemek isterim. Yani hani biz bu bankaları beğeniyoruz ve bu yükseliş potansiyel olacak. Şimdi son çeyrekte böyle bir potansiyel oldu. Öngörülerimizi destekledi. Şimdi biz ilk çeyrekte 2024 yılında tabii ki şu an ticari kredi büyüme oranları iyi gidiyor. Zaten Merkez Bankası da Perşembe günkü şeyinde bahsetti, enflasyon raporu toplantısında. Dolayısıyla hem ticari kanalda orada bir iyi, bireyselde özellikle kredi kartlarıyla devam eden bir süreç var. Mevduat faizleri de artmıyor. Yani şu anda politika faizi artmadığı için oradan da bir baskı yok ve ilk çeyrekte de yine iyi gideceğini öngörüyoruz hem karlılık açısından. Bir de üstüne bakıldığında şimdi yabancıların gelebileceğinden bahsettik demin. Ne dedik? Amerika'da böyle olacak Mayıs'ta, işte Avrupa'da Temmuz'da böyle olacak. Dolayısıyla bizim borsaya da buraya da hem doğrudan hem dolaylı yatırımlar gelebilir. Öyle olunca yabancılar aslında ilk nereye geliyor? Bankalara geliyor. Yani BIST 30 endeks sindeki kağıtlarla birlikte özellikle bankalar ön plana çıkıyor. Dolayısıyla biz burada bankaların yine yıldız olabileceğini, yıldız konumunda kalacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla model portföyümüzde de iki tane banka aldık. Burada uzun vadeli de, evet, ama kısa vadeli de zaten şu an İş Bankamız var. Geçen hafta Garantimiz vardı, realize ettik. Bu hafta hala İş Bankamız kısa vadeli de var. Şimdi TSKB'den bir başlayayım ben. Onu anlatayım mı? Kestim. İstiyorsan Banu'cum sen devam et ya da bankalar nasıl şey yapıyorsanız tamam. Sonra sanayi şirketlerine devam edelim. Tamam. Tamam. TSKB'ye baktığımızda şimdi TSKB Kalkınma Yatırım Bankası ve dolayısıyla mevduat toplamıyor. Şimdi onu da şey yapalım. Diğer bankalara göre de bir tık daha ön planda. Mevduat toplamadığı için öyle bir mevduat yani faizler, mevduat faizi yükselse de oradan etkilenmiyor. Korunuyor yani. Nereden? Yurt dışından yabancı kaynak topluyor. İşte bu kalkınma finansmanı kuruluşlarından topluyor. İşte uluslararası kalkınma kuruluşlarından vesaire. Oralardan para topluyor ve burada uzun vadeli proje finansmanlarında ihracatçılar, ondan sonra buradaki yatırımcılar kullansınlar diye 5-10 yıllık bunlar kredileri finanse eden firmalar. Dolayısıyla baktığınızda batık kredi oranları daha düşük, aktif kaliteleri daha iyi. Diğer özel bankalara kıyasla bireysel tarafı yok, ticari tarafta ve dolar bazlı kredileri genellikle TL daha az. Dolayısıyla burada aslında TSKB'nin bilinmeyen bir yıldız gibi aslında baktığınızda tercih edilebilir. Biz de o sebeple model portföyümüze koyduk. Son çeyrekteki karlılığı açıklandı. Biz model portföyü 29 Temmuz'da koyduk ve pardon 29 Eylül'de koyduk ve rapor yazdık. O zaman %50 getiri potansiyelinden bahsederek biz çıktık. Şu an %22'ye geriledi. Yani yaklaşık 3-4 aylık bir sürede %28 kazandırdı diyebiliriz. Baktığınızda
bu hafta açıklandı. Dolayısıyla orada yine bir hareketlilik oldu. Biz bu hareketliliğin 2024 yılı içinde TSKB'de devam edeceğini düşünüyoruz. Sağlam, kaliteli, aktif yapısıyla ve dengeli bilançoyla, sermaye yeterliliğiyle, yüksek öz kaynak karlılığıyla devam edeceğini düşünüyoruz. Ve tutuyoruz. Hedef fiyatımız şimdilik 10,96. Tabii bu 12 aylık mı şu an %22 diye sorulursa, aslında şöyle, şimdi hisse yeni açık, yani bilançolar yeni açıklandığı için bir düzeltme de olabilir. Ancak işte önümüzdeki dönemde tekrar işte 1-2 aylık bir süre sonrasında tekrar takip ediyoruz fiyatı ve ona göre güncelleme tekrar yapabiliriz. Yani hedef fiyatı orada yükselteceğimizi, yükseltme ihtimalimiz çok yüksek. İş Bankası'na geçersek... TSKB'ye belki şeyi de ekleyelim mi? Belki... bilmiyorum, eksik kalmasın. Büyümede olası yavaşlamaya karşı da daha dirençli konumda olan. Ya aslında onu söylemek istedim. Uzun vadeli, aynen nedeniyle. Uzun vadeli proje finansmanı olduğu için zaten hani orada onu da vurgulamak istemiştim. Ticari krediler ve yabancı para kullandığı için hani büyüme konusunda da çok etkilenebileceğini düşündüğümüz bir banka değil. İş Bankası'na geçersek, İş Bankası tarafında da tercihimiz yine dengeli ve sağlıklı bilanço yönetimi sebebiyle oldu. Bir de üstüne holdingleşme adı altında bir kısmi iştirak, kısmi bölünme yoluyla iştirakleşme sürecine girdi. Yani nedir? İşte İş Bankası bildiğin üzere bir sürü 5-10 tane alt segmenti var ve sürekli onlar da meşgul olan bir bankaydı. Sadece banka özeline sermayesini kullanma olsun, faaliyet olsun, tam böyle odak diğer bankalara göre birazcık daha holding gibi kalıyordu İş Bankası. Şu andaki kararıyla birlikte bir tane holding yaratacak aslında İş Bankası ve diğer iştirakları ona toplayıp kendi İş Bankası özelinde de tamamen sermayesini, artık sermayesini, bütün faaliyetlerini tamamen bu banka kanalına odaklayacak. Dolayısıyla bu hem verimlilik hem operasyonel faaliyet açısından çok önemli bir gelişme olarak nitelendirebiliriz. Dolayısıyla hem o yönüyle hem de sağlam bilanço yapısıyla biz İş Bankası'nı da koruyoruz uzun vadeli model portföyümüzde. İş Bankası 13 Şubat'ta finansallarını açıklayacak, bu hafta Salı günü. Orada da yaklaşık yani bir önceki çeyreğe göre çok hafif bir %2-3 civarında, hani biraz çeyreksel karını arttıracağını öngörüyoruz. Daha dengeli bir bilanço yapısı olması sebebiyle, yani bu hafta biraz hareketlilik beklenebilir İş Bankası'nın yukarı yönlü. Bir de genelde sürpriz yapma, yani guidance dışında sürpriz yapma, olumlu yönde sürpriz yapma ihtimali de yüksek olan bir banka. İş Bankası ile ilgili de şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar. Yani holdingleşme ile ilgili de şunu aktarayım. Genelde sorulan sorular arasında Haziran finansalları değerlendirilip yapılacaktı ama şimdi bir açıklama yaptılar. Aralık, 31 Aralık finansallarıyla devam edecekleri için. Dolayısıyla önümüzde yaz ayları civarında, yani yıl dönümüne kadar olan sürede burada haber, yani hisse senedine yönelik haberlerle bu aslında hisse hareketlenebilir. Ayrıca bir bedelsiz sermaye artırım kararı açıklamışlardı birkaç hafta önce. Dolayısıyla oradaki gelişmeler de hisseyi hareketlendirebilir diyerek kısaca onu da belirteyim. Benim genel olarak bankalarla ilgili de bahsedeceklerim bu kadar. Teşekkürler. İş Bankası Ocak ayında hedef fiyatını bir de güncellemiştin Özlem. Evet. 38.80'e %50 upside. Evet, getir potansiyeli var. %50 bekliyoruz 12 aylık hedef fiyat olarak. 30,07 idi bizim hedef fiyatımız. Baktık ki gerçekten hisse gidiyor ve gitme potansiyeli zaten var ama bu piyasada da karşılık buldu. Dolayısıyla o zaman bir güncellemeye gittik ve getir potansiyeli 12 aylık hedef fiyat olarak %50'ye şu anda koyduk. Bu arada şeyi de ekleyeyim, hani hisse fiyatı yükseldikçe hedef fiyatlar yukarı revize ediliyor gibi bir algı oluşabilir. Öyle değil tabii. Tabii arkasına dayandığı bir tabii modeldeki tahminlerin güncellenmesiyle aslında tabii ki bu değerleme gözden geçiriliyor.
Sanayi şirketlerinden biz başlangıçta biraz önce söylediğim gibi böyle olası yüksek faiz veya kur hareketlerine karşı en dirençli olabilecek ve büyümesini sürdürmesine inandığımız hisselerden seçmeye çalıştık. Bunlardan bir tanesi Kardemir. Geçen sene de portföyümüzde olan hisselerden biriydi uzun vadeli model portföyümüzde. Bu da dediğim gibi hani %23 ile belki çok cazip olmadığı şu anda gözünüze gelebilir ama bir ay öncesinde %45'ler civarında bir getir potansiyelimiz vardı. Bir performansının bir kısmını gerçekleştirdiği için getir potansiyeli şu anda biraz daralmış gibi gözüküyor. Enflasyon muhasebesinden dolayı biliyorsunuz biraz daha süre uzatımı sağlandı şirketlere. Kardemir'in bilançosunu açıklaması sonrasında muhtemelen revizyonlar yapılacak. Hem bizim tarafımızdan hem diğer kurumların da revizyonları olabilir. Daha cazip hedef fiyatlar muhtemelen görülebilir diye ben düşünüyorum. Burada özellikle enflasyon muhasebesiyle ilgili söyleyip duruyoruz sürekli ağzımızda pelesenk oldu ama peki yani bunun şirketlere etkisiyle de ilgili küçük bir parantez açayım. Özellikle uzun vadeli hisse seçerken sadece cirosunu arttıran, sadece karını arttıran şirketlere değil de gerçekten reel anlamında büyüyen şirketlere yatırım yapmak gerekir ve enflasyon muhasebesi uygulansa da bu şirketler reel bir büyüme içerisinde olduğu için zaten biz hala güvenli konumda oluruz diye düşünüyoruz ve biz hep o bakış açısıyla şirketlere yaklaşmaya çalışıyoruz. Kardemir'de bizim dikkatimizi çeken geçtiğimiz dönemde özellikle hani inşaat sektöründe müşterileriniz varsa belki duymuşsunuzdur. Dolar hareketliliği inşaat sektörüne oldukça kötü yansıdı. Demir çelik fiyatları, çimento fiyatlarının hareketliliği, öngörülebilirliği azalttığı için inşaat bazı projeler belki durma noktasına gelmişti. Geçtiğimiz yıllarda bunları gözlemledik. Ama baktığımızda özellikle 2022'nin son çeyreğinden itibaren biraz kurum belki istikrar bulması, dengelenmesiyle beraber baktığımızda inşaat sektöründe aslında bir katkısında artış olduğu dikkat çekiyor. Belki hani diyorsunuzdur hala işte konut stoğu çok fazla veya fiyatlar çok yüksek, satışlar yapılamıyor, yavaşlıyor. Evet bunlar da bir gerçek ama bir taraftan baktığımızda gayri safi yurt içi hasılanın içindeki alt kalemine bakıyoruz. İnşaat faaliyetleri büyümesi. Orada bir hızlanma var geçtiğimiz çeyreklerde. Yapı ruhsatlarına bakıyoruz. Orada büyümede bir hızlanma var. Aslında dolardaki istikrar bir miktar sakin seyirle beraber geçtiğimiz yıl içerisinde sanki inşaat projelerinde tekrardan böyle bir canlanma varmış gibi gözüküyor. Bu umut verici bir cebimizde geçmiş dataya bakarak. Korkunç bir deprem felaketini ülkemiz yaşadı. Her anda böyle her tarafta güçlendirme konuşulmaya başlandı ve yeni konut ihtiyacı gündeme geldi. Türkiye için bunu bahsediyoruz. Öte yandan komşu ülkelerde savaş sonrasında yeniden yapılanma ihtiyaçlarından bahsediliyor. İkinci bir sebep. Üçüncü bir sebep Avrupa'nın büyümesinin yavaşlamasından bahsettik. Bazı projeler ötelendi, ertelendi. Ama önümüzdeki dönemde tekrardan bu altyapı projeleri artabilir. Avrupa bize profil açısından talep yaratabilir gibi gözüküyor. Bunların hepsi Kardemir için bir güç, bir katalist, bir faktör. İkinci önemli bir konu Çin piyasası. En önemli belirleyici çelik fiyatlarında. Çelik fiyatlarıyla ilgili bazı dalgalanmalar görüyoruz. Çok stabil bir yükseliş belki gözlemlemiyoruz ama dönem dönem toparlanma çabaları var çelik fiyatlarında. Bunu da yine bize olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Kardemir'i seçmemizin sebeplerinden biri de şirketin kapasite artırımı yapmadan katma değerli ürünlere yönelimle biraz bunların ağırlığını artarak karlılığını ve büyümesini destekleme potansiyeli var. Bunu beğeniyoruz. Bir de şirket geçtiğimiz dönemde belki yani uzun süredir takip ediyorsanız yüksek borçluluğuyla öne çıkan şirketlerden biriydi ama geçtiğimiz yıllar içerisinde borçlulukla çok önemli bir iyileşme sağladı ve neredeyse net nakite geçerek temettü ödeyen bir şirket haline geldi. Son dönemde yine bir net borç durumu var ama çok yüksek bir net borçluluk değil ve önümüzdeki dönemde tekrardan net nakite geçmeye de sinyal yakıyor gibi gözüküyor ve sanki temettü ödemesine devam edebilme potansiyeli de var diye görüyoruz. Burada hedef fiyatımız 35-40 dediğim gibi şu anda %23 civarında bir getir potansiyeli ama bilanço sonrasında yeniden değerlemeyi düşünüyoruz. Bir maçla devam etmek istiyorum. Bir maç tarafı da bizim
Şimdi zaten uzun vadeli perspektifte büyüme tarafında güçlü bir büyümeyi sürdürebilecek potansiyel şirketler arasında gördüğümüz bir hisse, artı bu dönemde zaten bir de Ramazan etkisinden bahsediyoruz tam oraya doğru yaklaşırken, o açıdan da cazip gözüken hisselerden biri. O da biraz önce bahsettiğim aynı durumdan etkilendi. Geçtiğimiz ay içerisinde yaklaşık %15-20'lik bir potansiyel yükseliş gerçekleşti ve 19 Ocak'ta belirttiğimiz hedef fiyata göre getir potansiyeli bir miktar azalmış durumda, ama %23 hala çok anlamlı sayılabilecek bir getiri potansiyeli var. Aynı şekilde onda da bir güncelleme potansiyeli var önümüzdeki dönemde. İyimser beklentiler piyasada devam ediyor diye söyleyebiliriz. BİM tarafında bizim büyüme neden bekliyoruz? Bir, zaten gıda enflasyonu biliyorsunuz, zorunlu ihtiyaç vesaire. İki, şirketin güçlü bir mağaza büyüme stratejisi var. Her yıl 1000 tane yeni mağaza açmayı hedefliyor. Şu anda Eylül sonu itibariyle 12.046 tane mağazayla perakende tarafında zaten öncülerden biri. Burada belki hani büyümeyi zorlaştırabilecek işte enflasyonla mücadele, enflasyondaki olası yavaşlama büyüme hızını keser mi diye endişeler olabilir. Ama BİM'in eli oldukça güçlü diye düşünüyoruz. Şu anda enflasyonun zaten kısa vadede güçlü bir yüksek seviyelerde seyri devam edecek. Artı BİM'in mağaza büyümesiyle, ürün çeşitliliğiyle, kampanyalarıyla rahat bir şekilde mevcut büyüme istikrarını, momentumunu koruyacağını düşünüyoruz. İkinci bir faktör, 1000 mağaza yurt içi için söyledik. Şirketin Fas'ta ve Mısır'da da operasyonları var ve geçtiğimiz dönemde burada biraz yavaşlamıştı. Tekrardan orada bir hızlanma potansiyeli var, hızlanma eğilimi var. Bununla ilgili adımlar atılabilir. Bu hem büyümeyi destekleyebilir hem de haber akışı anlamında bir katalist olabilir diye düşünüyoruz. Onun dışında belki akıllara şey gelebilir. İşte asgari ücret artışının olumsuz etkisi olur mu? Çok fazla asgari ücretli çalışan var BİM'de. Evet, belki bir çeyrek boyunca, bir dönem boyunca, ilk dönemde hafif bir olumsuz etkisi marjlar üzerinde olabiliyor, ama hemen ikinci, üçüncü çeyrekte ciro artışıyla şirket bunu telafi edebiliyor. Aynı zamanda temettü potansiyeli de olan bir şirket. Bu nedenle BİM aşı da uzun vadede beğeniyoruz. Gül Hanım'ın dediği gibi kısa vadede de olumlu bir performans sergiledi ve trade amaçlı olarak da değerlendirdiğimiz hisselerden biri. Yüksek hacme sahip bir hisse, bu anlamda da hem yabancı yatırımcının da gözünün önünde olacağını biz tahmin ediyoruz. Uzun vadeli önerdiğimiz son hisseye geçeceğim. Sonra yine diğer ürünlerimizden bahsetmek istiyorum. Telekom, biraz önce de bahsettim. Her ne kadar faiz artışları bir yavaşlama getirse de Telekom açısından büyük bir risk olmadığını, hatta büyümenin devam edebilecek şirketlerden biri olduğunu düşünüyoruz. Geçtiğimiz dönemde şöyle bir konjonktürden geçti Türk Telekom. Biliyorsunuz tarifeli paketlerle işlem yapıyor ve enflasyonun artış hızına yetişememe sorunu yaşadı geçtiğimiz dönemde. Maliyetler hızla artıyor ama gelirleri aynı hızla artmıyordu, ama şu anda biraz geçtiğimiz dönemde enflasyonun kısmen yavaşlamasıyla beraber yavaş yavaş yetişmeye başladı gelir büyümesi. Evet, şu dönemde yine biraz enflasyonda hızlanma bekliyoruz. Bu biraz risk teşkil ediyor, ama bir taraftan da yeni paketlere, üst paketlere geçişler konusunda da çok aktif çalışıyor şirket. Artan data kullanımıyla beraber gelir büyümesinin güçlü bir şekilde devam edebileceğine inanıyoruz. Geçtiğimiz sene deprem ve EYT ile ilgili önemli masraflarla karşılaştı ve bunlar bu sene tekrarlanmayacak olması karlılık anlamında önemli bir destek sağlayacak diye düşünüyoruz. Ek olarak şirket yaptığı yatırımlara bağlı olarak ertelenmiş vergi geliri kaydediyor. Son çeyreklerde bunların etkisiyle çok güçlü karlar açıklamayı başardı. Hisseler o dönemde de olumlu tepkiler göstermişlerdi. Önümüzdeki dönemde de bu eğilim devam edebilir, çünkü sürekli altyapı yatırımlarını sürdüren bir şirket. Bunlarla beraber son olarak bir de katalist olabilecek lisans yenileme süreci var Türk Telekom'da. Orada uzun süreli sabit hizmetler imtiyaz sözleşmesiyle uzun süreli biliyorsunuz bir hakkı var Türk Telekom'un üzerinde, ama bu 2026'da sona erecek, ama sona ermeden önce bu yıl içerisinde bununla ilgili lisans ihale sürecinin tamamlanması bekleniyor. Haber akışı önümüzdeki dönemde bir katalist olabilir diye düşünüyoruz. Burada da
42.70 hedef fiyatımız %30 civarında bir getiri potansiyeline işaret ediyor. Bizim hani uzun vadeli dediğim gibi gözümüzü kapatıp hani portföyümüzü alıp kenara koyabileceğimiz hisseler şu noktada bu. Ama bu yıl sonuna kadar biz bunu defteri kapatıyor muyuz? Hayır. Özellikle dediğim gibi yıl içerisinde büyümeye dair daha iyi sinyaller alırsak, faiz indirimlerinin daha iyimserliği oluşursa, büyüme hisseleri ön plana çıkarsa Ford, Şişe, Tofaş çok hızlı bir şekilde bunları tercih edebiliriz, ön plana alabiliriz. Koç, Sabancı Holding bunlar yine bizim uzun vadeli hisse portföye göz önünde tuttuğumuz hisseler. Bunları takip etmeye devam edeceğiz. İsterseniz bunlarla ilgili varsa hisselerle ilgili soru onları alalım. Şeye girecek misin kısa vadeli? Evet evet var. Sonra oraya süper. Geçmek istiyorum. Orası çok güzel. Evet. Kısa vadeliye almıştık. Aselsan'ı soruyorlar. Aselsan benim temel olarak beğendiğim şirketlerden biri. Kısa vadeli model portföyü de ara ara fırsat olarak kullanıp değerlendiriyoruz. Teknik olarak da fırsat verdiğinde neden beğeniyoruz? Zaten Türkiye için çok önemli bir marka ve güç olduğu çok bariz. Savunma sanayi gelirleri açısından, o bütçeden ayrılan pay açısından zaten çok öne çıkan bir şirket. Ek olarak diğer alanlarda da projelerde büyüme çabası, niyete eğilimi var. Artı bakiye işler büyüklüğündeki döviz cinsi kısmı da yine önemli bir katkı sağlıyor diye düşünüyoruz. Dördüncü çeyrek genelde Aselsan'da beğenilen çeyreklerden biridir. Bütçenin son kısmı oraya ayrıldı gibi. O yüzden de bu dönemde biraz öne çıkan hisselerden diye düşünüyoruz. O nedenle de yakın zamanda alım satım değerlendirdik. Teknik olarak farklı bir şey eklemek ister misin Emrah? Son dönemde yukarı yönlü bir eğilim var. Bu eğilim içerisinde üst dirence yaklaşmış durumda. Yani o üst direnç bölgesini geçerse, tam olarak seviye şu anda aklımda yok ama geçerse yeni bir ivme kazanımı söz konusu olabilir. Ama genel olarak son birkaç aydır direnç seviyelerden sat, destek seviyelerde geri dönüş gördüğümüzde al şeklinde stratejiler izliyoruz. O nedenle ama genel eğilim yukarı yönlü baktığınızda. Evet. Önce arkadaki beyefendi sanıyorum kaldı. İş Bankası'nın mı dediniz? Süreci ne zaman tamamlanacak? Şöyle, İş Bankası yatırımcı ilişkileriyle çok kısa bir süre önce konuştum. Ben de aynı soruyu sordum. Onlar da önümüzdeki 8 aylık süreç içerisinde yayılmış bir şekilde diye bir cevap aldım. Tam bir tarihi yok ama yıl dönümlerine kadar bunun gerçekleşeceğini düşünüyorlar. Yani halka arz olabileceğinden toplantı yaptıkları bir toplantı tutanağında yazıyor. Ama tabii ne zaman olur, nasıl olur bunların cevabı henüz yok. Yıl dönümlerine dediğin 29 Ekim miydi? Ekim miydi? Yani İş Bankası'nın kuruluş tarihi. Sanki Ekim. Evet, Ekim civarı. Yani şeye 100. yıla yani 29 Ekim civarlarında diye hatırlıyorum ben de. Şöyle devam edelim. Model portföyünüzde demir, gıda, Türk Telekom tarzı hisseleri yaptınız da ben konjektür olarak hiç petrol ve savunma sanayi ile ilgili bir şey duymayınca acaba bir sebebi var mı yani? Bence bunlar daha böyle kısa vadede önümüze gelecek şiddetli bir pozisyon değil mi yani gıdadan veya demirden? Şimdi demiri dediğimiz zaman inşaat sektörü bayağı ileri gidiyor. Uzun vadeli model portföyü anlattım tam zaten. Bir yıl içerisinde zaten bu... Evet. Yani ben petrolle ve savunma sanayi ile ilgili bir yorum bekliyorum sizden. Anladım. Savunma sanayi biraz önce bahsettik. Beğendiğimiz bir temel olarak bunun. Beğendiğimiz bir alan ve kısa vadeli model portföyde de değerlendiriyoruz. Aynı şekilde petrol tarafında Tüpraş'ı ve Petkim'i yakından takip etmeye gayret ediyoruz. Tüpraş şu anda kısa vadeli model portföyümüzde. Onu taşımaya devam ediyoruz. Petkim'de de mevcut durumda biraz petrokimya sektöründe karlılıklara daralmalarla karşı karşıyayız. O yüzden biraz takipteyiz. Ama orada da özellikle 3. çeyrekte karlılıkta
kar rakamlarında oldukça bir iyileşme de gözlemlendi ve sanki bu hisse senedinde de yavaş yavaş yansıyor. Bir toparlanma, iyileşme emareleri hisse senedinde de yansıyor. O yüzden Petkim de gözümüzün ucunda sürekli izlediğimiz hisselerden biri. Orada kısa vadeli de değerlendirilebilir ama uzun vadeliye girmek için daha yeterince stabil bir iyileşme görüntüsü vermedi bize. Teşekkürler. Global menkul kıymetler olarak gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile ilgili hiçbir konuya değinmediniz şu ana kadar. Portföyünüzde hangi şirketler var merak ediyorum. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları şu anda uzun vadelimizde ve kısa vadelimizde yer almıyor ama özellikle kısa vadeli de dönem dönem değerlendirebiliyoruz. Onu söyleyebilirim. Aynı biraz önce Petkim'de söylediğim gibi uzun vadeli için o kadar istikrarlı bir net bir görüntü vermediği için uzun vadeli de şu aşamada değerlendirmedik ama kısa vadeli de değerlendirilebilir. Orada da bakış açımız genelde tabii bir konut ağırlıklı olanlar bir de kira ağırlıklı olanlar var. O perspektifte konjonktüre uygun olanı seçmeye çalışıyoruz. Şimdi yerel seçimlere doğru yaklaşırken özellikle İstanbul tarafında bazı işte beklentiler var yapılaşmaya dair. Bunlar mesela son dönemde bir miktar olumlu bir etki yarattı. Özellikle konut ağırlıklı gayrimenkul yatırım ortaklıklarına bir miktar destekledi. Teknik önerilerde paylaştık diye hatırlıyorum. Cuma günü. GEO'larda teknik önerilerde paylaştık, yer verdik. Onun haricinde mesela kira ağırlıklı olanlarda özellikle döviz tarafında biraz daha yükseliş bekleniyorsa veya büyümede yavaşlama bekleniyorsa en azından işte AVM olsun, ticari mülkleri olsun buralardan kira geliri olanları biraz daha öne çıkartmaya çalışıyoruz. Yani döneme göre uygun olan hisseyi seçmek daha önemli. Evet. Şu aşamada evet çok net bir görüntü olmadığı için faizlerin yüksek seviyesi nedeniyle uzun vadeli de tercih ettiğimiz hisseler arasında değil. Ama teknik olarak evet fırsatlar veriyor özellikle yerel seçime doğru da biraz ön planda kalabilir diye tahmin ediyoruz. Bu gördüğünüz slaytta uzun vadeli model portföydeki mevcut hisselerimiz, alım maliyetlerimiz ve bunların getirilerini görüyorsunuz. Mesela yakın zamanda eklediğimiz hisselerden BİMAŞ'ta %18, Türk Telekom'da %8'lik getiri var. 19 Ocak'tan beri bahsettiğim getiriler bunlar. Kardemir'de Aralık'ta eklemiştik %59'luk getiri kaydedilmiş oldu. TSKB ve İş Bankası'nda %20'nin üzerinde yine getiriler kaydedilmiş oldu. Bunlarda da relatifte endeksin üzerinde getiri sağladığımızı görüyorsunuz. Getiri olarak aşağıdaki grafikte de endeksle karşılaştırmasını koymaya çalıştık. Endeksin hafif üzerinde bir performans uzun vadeli model portföyde sağladığımız gözüküyor. Yani Gül Hanım da biraz önce bahsetti. Uzun vadeli tamamen temel analize dayanarak o şirketin finansal görünümü, mevcut konjonktüre uygunluğunu değerlendirerek seçtiğimiz hisselerden oluşuyor. Bu aşamada böyle yıl içerisinde dediğim gibi revizyonlara gidebiliriz. Tabii ki. Bu deminki slaytta evet. Şurada göreceli getiri var. Orada mevduatı yanına koysanız daha bir karşılaştırması güzel olmaz mı? Olur. Evet olur. Yani endeks göreceli getiriyi genelde hisse senedinde bakıyoruz. Endeksin o dönemdeki dönemsel getirisini koymak lazım oraya. Devamlı giriyorum oraya. Emrah şu datayı da aktaralım isterseniz. Şimdi mevduatta biraz tabii birebir kıyaslamak bazen hisse senediyle zor olabilir. Hani onun hesaplamasını yapmak ama bizim için Kurumsal Yatırımcılar Derneği'nin, KYD'nin endekslerini de takip ediyoruz. Ve KYD'nin bir aylık mevduat endeksi, bir aylık mevduatın getirisinden yola çıkarak hesaplanan endeks var. 2024'ün başından beri doğru görüyorum değil mi? %5 onun getirisi. Yani öyle bakarsak hani son bir ayda %20 getiriler. Hani mevduat aslında çok fazla aslında geçen getiriler gibi. Hani onunla da kıyaslayabiliriz. Bizim şu anki tablomuzda yok ama genel gösterim biraz bu şekilde olduğu için bu şekilde yansıtıyoruz. Ama dediğiniz gibi o da güzel bir fikir. Yani aslında mevduatı da belki bir şekilde bu tabloya ekleyebiliriz. Dolar ne getirmiş yılbaşından bu yana mesela? Onu söyleyeyim. O da çok geri kaldı. %4. Şimdi, pardon.
Şu anda zaten endeksin oldukça hareketli gittiği bir dönemdeyiz. Hani buna değil de tüm yıl bazında karşılaştırmak, risklerin olduğu dönemlerde yatırımcıyı doğru yönlendirmek bence daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü yılbaşından bu yana nereye yatırsaydım borsada? Hani zaten bir %15-20 kesin getirecekti bu süreç. Hani bu sıkıntılı dönemlerde aslında yönlendirmenin doğru yapılması daha verimli olur. Hani bu kısa dönemde değil de bir yıllık süreçte o bunu da değerlendirsek var. Daha hoş evet. olur diye düşünüyorum. Yani belki sorgulamakta şu açıdan haklılar. Tabii önceki dönemde oldu. Bu açıdan çok açıklar vardı ama BDDK olsun, işte sigortacılığın aynı düzenleme kurumu olsun, SBK olsun oldukça burada hani gerekli bütün düzenlemeler yapıldı ve hani baktığımızda da neredeyse belki hani Özlem de aynı şeyi teyit edebilir. Hani Avrupa'ya göre, Amerika'ya göre çok daha sağlıklı rasyolarla yürütülen bir sisteme sahibiz gibi gözüküyor. Evet. İşte kısa vadeli model portföye ben dönüyorum. Burada şeyi belirtmek istiyorum özellikle hani hisse seçimi yaparken bütün aracı kurumların araştırma bölümleri işte top picks derler, model portföy derler, en beğendiğimiz hisseler derler ve bir grup belirlerler. Kimi zaman konjonktürel olarak beğenirler, işte temel değerlenmesiyle karar verirler vesaire. Biz de uzun vadeli model portföyümüzü konuştuk. O bir kenara, onu gözümüzü kapatıp beğendiğimiz hisseler gibi düşünebilirsiniz. Teknik önerilerimizden biraz bahsettik. Gün içi sürekli bir trade fırsatları yaratması için bu teknik önerilerimizi altını doldurarak hangi dayanağa dayandığını, hangi göstergeye dayandığını belirterek, hedefini ve stop loss'unu belirterek yatırımcılarımıza anlık olarak sunuyoruz. Bir de kısa vadeli model portföyümüz var. Bu biraz sektörde bence ayrışan özel bir ürün olarak lanse etmek lazım. Bu tabii bir taraftan baktığımızda bir hisse seçimi ama aynı zamanda müşterilere eğer isterseniz biz trade fırsatlarını anlık olarak, dinamik olarak takip edeceğiz. Araştırma bölümü gözüyle bakarak ve belki takip etmekte zorlanacaksınız. Bazı zamanlarda haberlere yetişemeyeceksiniz. İşte kur hareketini gözden kaçıracaksınız. Bir şey olacak. O açıdan biz uzman olarak bu hisse senetlerinde trade fırsatlarını değerlendirerek oluşturduğumuz bir portföy bu. Minimum 2, maksimum 8 hisseden oluşan bir model portföy. Hisse seçimlerinde tekniğe ve temele dayandırıyoruz diyoruz. Dikkatimizi çeken bazen teknik bir gösterge. Temel olarak beğeniyor muyuz diye dönüp bakıyoruz. Bazen temel olarak işte depolama faaliyetleriyle ilgili haber akışı var. İşte acaba şu hisse teknik göstergesi iyi mi diye bakıyoruz. Her iki taraftan da destekli bir görüntüsü var mı ona bakıyoruz. Önerimizi oluşturuyoruz. Bu dayanaklarıyla beraber bir rapor oluşturarak şeffaf bir şekilde uygulamamız üzerinden paylaşıyoruz. Böylece bütün müşterilerimize de gidiyor. Özellikle diğer kurumlardan farklı yanı dediğim gibi müşteriler paralarının belli bir kısmını, hesaplarındaki paranın belli bir kısmını diyebiliyorlar ki ben kısa vadeli model portföye göre yönetilen hesapta kalmak istiyorum. Bu şekilde bir operasyon olarak süreçleri biz arkada yürütüyoruz şirket olarak ve müşteri yorulmadan bu şekilde bu yatırımlara ortak olmuş oluyor. Biraz önce vadeyle ilgili soru vardı mesela. Kısa vadeli de sorabilirsiniz nasıl. Kimi zaman aynı gün içerisinde realize ediyoruz. Kimi zaman beklentimiz daha ağır işliyor veya belli bir haber akışıyla biraz zayıflıyor. Takip ediyoruz. Orada da yine stop losslarımıza, hedef fiyatlarımıza da dayanarak bazen bir ayda taşıyabiliyoruz. Yani orada biraz esneklik içerisinde davranıyoruz. Ama dinamik olarak da takip ediyoruz. Bu arada şu açıdan da bence faydalı bir ürün. Hani Gül Hanım da çok altını çizdi. Diyelim ki buraya paranızı oraya kanalize etmek istemezsiniz ama uygulama üzerinden buradaki alım önerilerini canlı bir şekilde görüyorsunuz. Diyelim ki bütün portföyünüzü oraya yatırmazsınız ama belli bir hisseyi evet ben Aselsan'ı beğeniyordum. Bak işte globalde Aselsan'ı kısa vadeli model portföyüne almayı tercih etmiş. Demek ki orada bir sinyal var diye bunu bir fikir olarak da yine dahil edebilirsiniz diye düşünüyoruz. Uzun vadeliden farklı olarak dediğim gibi hem temele hem tekniğe dayandırarak seçimlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Her an sürekli gözümüzün önünde hani bütün ekip olarak buraya katkı sağlıyoruz. Getiri olarak bu arada buna dayanan bir de fon var. GZM fonumuz, Global Menkul Değer
global menkul portföyün yönettiği GZM fonu da bizim kısa vadeli model portföyümüze dayanarak yönetilen bir fon. Daha getirisi şeffaf olduğu için Tefas'tan onun getirisini burada da yansıttım. Yani son 3 aylık %12 kısa vadede, son 1 yılda %84'lük gibi bir getiri sağlamış olarak gözüküyor. Yine de hani endekse yakalamaya çalışan bir fon olarak dikkat çekiyor. Benim ile ilgili bir slide olacak. Zaten bitti bu. Bahsediyoruz. Orada nasıl olduğunu gösteren. Ha, bu arada şeyi belirtmeyi unuttum. Şu anda minimum 2, maksimum 8 hisse demiştim. 7 hissedeyiz. Gayet pozitifiz, yani pozitife yakın taraftayız. Taşıdığımız hisseler şu anda İş Bankası, Karel, Migros, Sabancı Holding, Turkcell, Tüpraş ve Zoren olarak dikkat çekiyor. Zorlu Enerji'ye Emrah bahsetmişti. Pardon. Yok, şuna bir çalıştır istersen. Çalışıyor aslında şu an. Ses gelmiyor. Ses yok, evet. Olur. Sesle ilgili bir şey yok. Kısa vadede var, evet. Zoran'daki hedef fiyatın teknik. Kapandı mı bilgisayar? Zoran'ı bu hafta içerisinde ekledik. Raporumuz üzerinden seviyeyi söyleyelim. Bunlar hani uzun vadeli raporlara dayanmadığı için teknik olarak değerlemesini yaparak raporumuzla paylaşmıştık. Raporumuz üzerinden kontrol edeceğim. Ben hemen bakıyorum. Hedef fiyat 5,6 denmiş. Evet. Alım fiyatı 5,04, hedef fiyat 5,60. Bu kısa vadeli. Aslında uzun vadeli baksak muhtemelen daha güzel bir getir potansiyeli de görürüz. Yani önemli olan hani golü de tekrar Gül Hanım burada şey yaptı, geri dönüş yaptırdı ama gerçekten bütün ürünler, bütün araştırma ürünleri anlık bir şekilde paylaşıyor olması oldukça avantaj sağlıyor diye düşünüyorum. Hem günlük bültenler, teknik öneriler, raporlar, araştırma raporları, kısa vadeli model portföy raporlarının hepsini bu uygulama üzerinden rahatlıkla takip edebiliyorsunuz. Kısa vadeli model portföyün al diye bastığınızda siz model portföyü girmeseniz de kendiniz de alabiliyorsunuz. Onun üzerine yine gidip bastığınızda bir cümleyle neden önermişiz, hedef fiyat ne, bazı çoğu müşterimiz mesela atıyorum Türk Hava Yolu'nu diyelim önerdik 250'den. Diyelim düştü 245, global kendi portföyünü almış 250'den, 245'ten gideyim ben alayım. Koyayım, hedef fiyatı daha bekleyin. Böyle takip eden de var. Gerçekten bu uygulama ben üstüne tanımıyorum. Yatırımcı dostu. Çok bütün araştırmanın beyni uygulamanın içine soktum. Öyle diyebilirim. Yani gün içerisinde de mümkün olduğunca doldurmaya çalışıyoruz. Yani buradaki ekip sürekli hem teknik önerilerle hem haber akışıyla her şeyle yani her şeyi bir arada bulacağınız bir ürün sağlamış oluyor. Dinlediğiniz için ben çok teşekkür ederim gerçekten. Son bir şey sorabilirim. Buyurun. Yani gerçek ilk bölümde açıkladığınız global anlamda... Global anlamda Fed'in faiz indirim serisine gireceğiyle alakalı da hiç bunun altınla olan ilişkisinden hiç bahsetmediniz. Yani bir altına da bir kısaca girebilirseniz, yani ne öngörüyorsunuz mesela şu an 2030'larda ons olaraktan söylüyorum, gram altın söylemiyorum. Ekonomi bizim alanımız, finans öyle bir alan ki şunu anlatsak bu eksik kalıyor, bunu anlatsak bunu eksik kalıyor. Gerçekten gecemiz gündüzümüz ve hafta sonumuzda olmadığını da söyleyebilirim. Altınla da ilgili özellikle hareketlilik olduğu zamanlarda teknik önerilerde yer verebiliyoruz. Kısa vadeli model portföyde şu aşamada çok fazla yer veremiyoruz. Bazı hani teknik açısından, operasyonel açısından, ama orada teknik önerilerimizde yer verebiliyoruz. Hem altın ons açısından, hem gram altın, hem de altın S1 açısından da
fırsat gördükçe onu değerlendirebiliyoruz. Tabii FED beklentileriyle ilgili orada önemli bir dalgalanmalar yaşıyoruz. Geçtiğimiz dönemde özellikle FED'in faiz artırımlarında sona geldiği ve faiz indirimlerine geçeceği dönem, dolarda zayıflama ve altında güçlenme gibi bir eğilim yaşadık. Şu anda birazcık özellikle FED yetkililerinin verdiği açıklamalar biraz sanki bu beklentileri dengelemeye çalışıyorlar. Çok fazla faiz indirimi yapmayacağız, çok erken başlamayacağız mesajı vermeye çalışıyorlar. Buna rağmen hani altın yine de aslında ön planda gibi belki diyebiliriz. Önümüzdeki dönemde tekrardan bu faiz indirimiyle ilgili güçlü sinyallerle beraber orada bir miktar güçlenme potansiyeli olabileceğini düşünüyoruz. Yani şöyle söylemek lazım, dolar endeksinin güçlendiği bir dönemde 2000 dolar üzerinde kalmaya devam ediyor. Zaten 2024 beklentisi de hep yukarı yönlü şu an için genel olarak baktığımızda piyasaya. 2000 dolar üzerinde kalmaya devam ettiği sürece şu anda 2030 siz de söylediniz. Tekrardan hani bir yukarı yönlü bir momentum yakalayabilir, ivme yakalayabilir ama son günlerde o şey yok hala daha. Sadece kazanımlarını korumaya çalışıyor. O şekilde kısa vadede o şekilde değerlendirebiliriz. Teşekkürler. Sunumunuz için teşekkür ediyorum. İsmim Servet Kuru. En başında söylemiş olduğunuz enflasyon muhasebesi ile ilgili şirketlerimizin 2024 ve takip eden yıllardaki ciddi bir vergi yüküyle karşı karşıya kalacağını özellikle vurgulamak istiyorum. Şimdi enflasyonun sebebi bu şirketlerimiz olmadığı halde bunun cezasının şirketlere verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Sizlerin de iş dünyasıyla yakından ilgili olduğunuz için bunu dillendirmenizde fayda var. 2004 yılında uygulandığı gibi enflasyon muhasebesinin vergilendirilmemesi yönünde konunun gündemde tutulması gerekiyor. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Sormak istediğim soru ise şu. Döviz kuru nedeniyle yabancı yatırımcının henüz borsada yeterince yer almadığı konusunda iddialar var. Sizce döviz kuru ne olmalı ki yabancı yatırımcı borsaya girer? Teşekkür ederim şimdiden. Aslında böyle bir kur, hani evet spekülasyon olarak dönüyor, hani konuşuluyor falan ama aslında böyle bir kur seviyesi hani yok. Yani tamamen aslında orada Fed'in, daha önce anlattığımız gibi Fed'in faiz indirimleri ve aynı zamanda burada şu anda beklenen bir seçim atmosferi ve sonrasında dediğimiz gibi baharla birlikte artık bu faiz indirim yurt dışından geldiğinde bu fonların da ülkeye girmesi. Yani hani evet öyle konuşuluyor ama gerçekten öyle bir şu kuru bekliyorlar da gelecekler diye bir şey olduğunu çok düşünmüyoruz. Çünkü zaten hali hazırda son 8-9 hafta boyunca yabancı yabancıların hisse alımını ve tahvil alımlarını da izliyoruz zaten. Görüyoruz. Hani ne olur bunların daha artmasını, güçlenmesini bekliyoruz o şekilde. Ya ben şu an baskılandığını düşünmüyorum açıkçası ama KKM'deki çıkışlar şu an 1/3 gitti zaten son 6 ayda. Geriye kaldı 2/3. Bunlar döviz talep eden insanlar genelde. Döviz yatırımcısı olan insanlar. Dolayısıyla orada çözülmeler olmaya başladıkça yukarı yönlü inmesini devam ettirebilir. Bu çok doğal, normal yani akışta olan bir şey. Hani ekonomi bozuluyor da şu seviyede olması gerektiği için oraya geliyor değil. Yani sürecin doğal bir parçası olduğu için o şekilde değerlendiriyoruz. Ben de şeyi ekleyeyim. Yabancı yatırımcının gelmesi için seviye diye bence orayı o kadar düz düşünmeyelim bence. O hangi seviye olursa olsun yabancı yatırımcı istikrar, öngörülebilirlik, bu sinyalleri görmek isteyecek. Hani bu 30 da olabilir, 35 de olabilir, hiç fark etmez ama öngörülebilirlik varsa, bir istikrar varsa, bu kurda sert ataklar, krizler yaşanmayacak gibi bir inanca kapılırsa yabancı yatırımcı daha güçlü gelecektir diye düşünüyoruz. O da Özlem'in söylediği belki bazı önemli gelişmelerin biraz beklendiği gibi. Kolay gelsin. Benim bir sorum olacak ama sorum şöyle. Şimdi 50 gün sonra bir seçim var. Seçimden önce bir dalgalanma, daha doğrusu bir düzeltme bekliyor musunuz?
ya da Ekim sonu, Kasım, Aralık gibi bir testere piyasası aşağı yukarı bir yakaladık. Yani sabahtan yeşiller, öğleden sonra kırmızılar. Böyle bir beklentiniz var mı seçimden önce? Seçime yaklaştıkça. Yani yerel seçimler bir genel seçim kadar tabii ki piyasa için belirleyici değil. Yani orası bir gerçek ama tabii ki Türkiye gerçeğinden bahsediyoruz ve siyasette piyasanın oldukça içinde. Bu dönemde her türlü açıklama, gelişme, haber akışı dalgalanmalar yaratır ama genel trendi çok bozacak boyutta olmasını beklemiyoruz. Yani bu arada aslında hani belki bir ay öncesinde de çok güzel bir rally gibi, yani endekste çok güzel getiriler gördük ama gün içerisinde de çok dalgalanmalar da gördük. Muhtemelen yine o ölçekte dalgalanmalar belki görebiliriz ama trend bozulmayacaktır diye düşünüyoruz.